Efendim sevgiler, saygılar sunuyorum. Kuliste, Düzce Kuliste karşınızdayız sevgili seyirciler. Nevzat Cingit'le birlikte hazırladığımız program başlıyor. Sevgili seyirciler, bu akşamki konumuz Düzce Spor. Biliyorsunuz Düzce Spor, Düzce'nin bir değeri. O yüzden bu akşam istedik ki bu önemli bir değerimizi artısıyla eksisiyle yansıtalım. Biliyorsunuz kulübün de başlattığı bir önemli bir çalışma var. Bu bilet kampanyası içerisindeki katkılarınız, çalışmalarınız ve hedeflerimizi konuşacağız. Efendim bu akşam çok değerli konuklarımız var. Düzce'de spor konusunda uzman, programcı arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bu akşam bizlerle birlikte. Hemen tanıtayım, daha sonra programın ana konusuna geçeriz. Sevgili seyirciler, Hasan Kaya, Oray TV spor müdürü, aynı zamanda Spor Dünyası forumu yapımcısı. Hasan Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız. Teşekkür ediyorum. Cihat Tutkun arkadaşım, meslektaşımız, Oray TV koordinatörü, o da spor yorumcusu aynı zamanda. Tabii televizyondaki yorumları farklı ama spordaki yorumlarını da biz takip ediyoruz. Size hoş geldiniz. Hoş Çok bulduk, teşekkür abi. Ediyorum. Bir diğer konumuz Mustafa Yıldırım. Mustafa Yıldırım, Öncü TV spor müdürü, Sportmenca program yapımcısı. Mustafa Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Spor dünyasından geliyorsunuz. Hem sizin yorumlarınız hem de programdaki katkılarınız önemli. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Bir diğer konuğumuz bizden biri, Oksijen TV program yapımcısı kardeşimiz Emrah Tuzcu. Emrah, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Verdim. Sevgili seyirciler, Nevzat Cingit'le birlikte Düzce Kulis başlıyor. Ben Nevzat Cingit. Ben Erol Tayhan. Halkın nabzı Oksijen TV'de atacak. İlkeli, seviyeli, objektif yayıncılık ile karşınızdayız. Her 15 günde bir, çarşamba günleri saat 21'de karşınızdayız. Halkın sesi Düzce Kulis'te yankılanacak. Sevgili seyirciler, bu akşamki konuklarımızı tanıttıktan sonra bugün biliyorsunuz bir maçımız vardı Düzce Spor'un. Zor da olsa 1-0 galip geldik. Liderliğe oturduk. Tabii liderliğin getirdiği huzur, güven, rahatlık da var üzerimizde. Başlangıç bir lider olmak, bundan sonra hedefimiz tabii ki şampiyonluk. İsterseniz değerli konuklarla birlikte ilk etapta bugünkü maçın kısa bir değerlendirmesi yapalım Nevzat Bey. Hem lider oluşumuzun altındaki hedefleri konuşuruz. Hasan Bey, sizden başlayalım. Hasan abi, başlamadan önce bir şey hatırlatmak da istiyorum. Eğer yanlış anımsamıyorsam, Düzce Spor'u yakından takip eden konuklarım da benim bir yanlışım varsa düzelsinler. Gökhan Kapıoğlu'nun kulüp başkanı olduğundan beri zannediyorum ilk kez lider oluşumuz diyorsun. Lider olduk herhalde, değil mi? Bu da inşallah geleceğe yönelik bir hayırlara vesile olur ve ipi böyle göğüsleriz diye düşünüyorum. Evet, inşallah. Hepiniz hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Evet, Düzce Spor ikinci yarının ilk maçını deplasmandan Muğla Spor'la oynadı. O deplasmandan aldığımız 3-1'lik galibiyet bizi 3 ortaklı bir liderliğe getirdi. Bu kez liderlik koltuğuna oturduk. Bu Düzce Spor'un lider olmasındaki en büyük etken, geçen yılda benzer heyecanları yaşadı Düzce uzun bir aradan sonra. Ama pandemi nedeniyle maçlarımızı oynayamadığımız için federasyonun bize göre yanlış, kendine göre doğru kararlar neticesi. Oynayamadık, playoff'ta oynayamadık. Ve kaldığımız yerden devam etmek için yeni sezona yönetim kurulu ve Sayın Başkan iddialı bir kadro kurdu. Sonrasında bir takım şeyler başkana göre, kendi doğrularına göre yerine oturmadığı için bir süre ara verdi. O ara bizi, ben hep şuna benzetiyorum, Kemal Kılıç hocamla, bilmiyorum Emrah mı yaptı o röportajı, Emrah olması lazım, röportaj yapmıştı Çıralık'ta. Pandemi salgın bizim kimyamızı bozdu dedi. Yani başkanın o arada bir istifa edişi, peşinden futbolcuların koronaya yakalanması, hemen hemen hepsinin, sonrasında yavaş yavaş takımın toparlanmaya başlaması, ama gerçekten kimyamız bozuldu. Biraz motivasyon zaafı oldu. Evet. Öyle bir sıkıntı yaşamasaydık, ben inanıyorum ki şimdi puan farkıyla biz gidiyorduk. Toparlanmamız zor oldu sonrasında. Başkanla döndü, o pozitif vakalar negatife döndü ama o kimyamız bozuldu dedi ya hoca. O uzun sürdü bizde ama neticede geldiğimiz noktada çok iyi bir duruma geldik.
Başkan Gökhan Kapoğlu, yönetim kurulu pek çoğu yani 20 kişinin, 25 kişinin, abartmıyorum, 25 kişinin 22'si, 23'ü ilk defa yönetici olmuştur. İlk defa maçlara gelmişlerdir. Ona rağmen artık hepsi futbolda, yöneticilikte ve futbol oyun kuralları başta olmak üzere futbol camiasında pek çok tecrübe edindiler. Bundan sonra bu tecrübeler konuşacak ve biz şuna inanıyorum, kesinlikle başkan, yönetim kurulu, bunun yanında teknik heyet, futbolcular, bugün bayağı bir sıkıntılı oldu maç. İlk 10 dakikada iyiydik, 10-15 dakika golü de bulduk. Sonra Mustafa Hocam daha iyi yorumlayacak ama sonra ne olduysa hoca bağırıyor sürekli. İleri çıkın, çıkmıyor takım, yaslanıyor. Ondan sonra ne olursa olsun 1-0 aldık, çok sıkıntılı maçtı. Yemin ediyorum benim bu sezon en fazla gerildiğim maçtı. Evet, yani liderlik gidiyor. Geldim, stora geldim maçtan. Yani eşim diyor ya ne oldu, kazandık maçı. Ne bu halin? Yeminle söylüyorum, inşaatta çimento taşımış bir haldeydim ya. O kadar böyle gerildim ki, o kadar çok yoruldum. Ondan sonra Allah'tan maçı aldık, 3 puanı, lider olduk. Bu bir başlangıç diyorum. Bunun sonu mutlaka selamet, mutlaka başarı olacağına inanıyorum. Keza başlatılan bu hatıra bilet kampanyası, bu kampanyada vatandaşlarımızın, yani hemen her kesimden, siyasetçisi, bürokratı, bugün maça da geldi vali yardımcımız Hürrem Aksoy. Teşekkür ediyorum. Gelir stora, valilikten çıktıktan sonra ürün alır, kendini alır, eşini alır. Hatıra bilet aldı. Geldi, hatıra bilet aldı. Mutlaka maça geleceğim dedi, geldi bugün sağ olsun. Yani Düzce'de hemen herkes bu konuda kenetlendi. Sabah 9.30 geldi bir iş adamımızın oğlu ve çalışan personeli. Hasan abi, X gıda adına 100 tane bilet istiyoruz. Sabah 9.30 yani. Bunları konuşacağız çünkü siz orada Düzce Spor Store'dasınız. Geleni gideni atmosferi iyi gözlemliyorsunuz. Her kesimden insanlar geliyor. Ben de zaman zaman ziyarette karşılaştığım manzaralar da var. Yani bunlar gurur verici şeyler. Yani ben biraz evvel sözün başında ifade ettim. Düzce Spor'un, Düzce'nin bir değeri olduğunu insanlar biliyorlar. Yani sahip çıktıkları ortam onu gösteriyor. Evet. Bu süreçte, yani bu pandemi sürecinde insanların bir takım sıkıntılar yaşadığı böyle bir süreçte insanlar gelip biletini alıyor, hatıra biletini alıyor. Parasını veriyor ve gidemediği maçın adeta hatırasını yaşıyor. Yani evet. Bunlar önemli şeyler. Bu atmosfer yakalanmış Düzce'de. Bu konuyu konuşacağız. İster müsaade edersen Mustafa Hocam'ın şeyini alalım. Bugünkü maçı, tabii, maçı değerlendirir. Daha sonraki... Benim dediğim iddialı oluştaki nedenim, vatandaşların 7'den 70'e orada elin içinde 25 lirayı sıka sıka gelip, bravo, onu toparlayabilmiş, gelip bir bilet alması. Beni o daha çok heyecanlandırıyor. Yani 100 bilet alandan Allah razı olsun ama o bir bilet için o soğukta gelip alan küçüğünden büyüğüne herkese teşekkür ediyorum. Buradaki mesaj çok önemli. Yani Düzce bu birlik ve beraberliği yakalamış. Yani... Nereye gittiğini biliyor. Evet, karşıda karşılığını görüyor, güveniyor. Güven çok önemli. Bu yoldan dönüş olmadığına inanıyor. Benim de çorbada tuzum olsun diyor, giriyor vatandaş. Allah razı olsun. Evet, çok güzel. Erol Bey, eğer maç görüntülerimiz varsa Mustafa Hocam da görüntüler eşliğinde yorum yaparsa... Kullanıyorlar. Görüntüleri ben izledim yani, buradan. Evet. Zaman zaman kullanıyorlar. Evet. Evet, Erol abi, bize buraya davet ettiğiniz için bir kere önce medya olarak sizlere teşekkür ederim. Okça Medya Grubu'na. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Basının ilk defa böyle bir araya gelip Düzce Spor'un etrafında birlik beraberliği sağladığı daha önceki yıllar yok gibi bir şeydi ya. Doğru bir mu? Sen daha eski yıllar önce rahmetli Anadolu Ekibi'nde yapmıştık. Evet. Siz 1996 olabilir. Siz daha eski gazeteci, eski basın olduğunuz için bunları daha iyi bilirsiniz. Tabii. Şimdi müsabakaya gelecek olursak. Çok kısa alalım. Beraber izledik maçı. Evet. Hasan abinin dediklerine katılıyorum. Biliyorsunuz ben içeride dışarıda bütün müsabakaları seyreden bir spor adamı olarak bugün uzatmaları bile hakem göstermesin dedim. Yani bitirsin bir an önce. Evet. Yani 3 puan alalım, bitirsin. Bir kaza gölü oldu. Hatta Cihat kardeşim ya lider olduk olmadık falan bir tartışması oldu. Maç bitmeyince liderlik de gelmiyor. Evet.
son düdüğü hakemin çalması lazım. Şimdi şu var. Ben Bursa Yıldırım maçına gittim. Bursa'daki maça. İyi oynadık, yenildik. Bakın. Çok küçük dipnotlar söyleyeceğim size. Burada aslında Aksaray'a 2-1 yenildik. Biz kötü oynamadık. İyi oynadık. Şanssızlık eseri 2-1 yenildik. Evet, bunlar kayıp. Artı, ama. Gümüşhane Kelkit maçını orada biz en iyi maçlarımızdan bir tanesi Kelkit'e 2-0 yenildik. İyi oynadık ve yenildik. Bu 3 maç 9 puan yapar. Ama bugün kötü oynadık, galip geldik. Evet. Bakın. Şimdi bazen zaman zaman kötü oynayıp da kazanmak da aslında çok önemli bir şey. Kemal Hoca bugün maçtan sonra canlı yayın yapacaktık. Ben yapmak istemedim Kemal Hoca'nın çünkü sinirlerine hakim olamaz, morali bozuk olduğu için. Kemal Hoca geldiğinden bu yana 4-2-3-1 sistemiyle oynarken Muğla maçında takımı 4-1-4-1 düzenine çevirdi. Bu nasıl oldu? Yeni transferlerden Semih'i bugün oynattı. Sağ bek. Sol bekte Mutlu oynuyor. Stoperler Onur yanında yine Osman stoper oynuyor. Hemen bunların önünde, iki stoperin önünde Osman Boz'u oynatıyor. Şimdi Osman Boz'un iki önünde de 8 numara dediğimiz, tabir dediğimiz Yusuf'la Bilal oynuyor. Sağda Metin, solda Nevzat, ileride Ömer Faruk şeklinde. Biz oyunun başından golü atasa kadar attıktan sonra bir türlü organize olamadık. Hocanın yaşadığı sıkıntıyı görüyorduk değil tabii mi biz ki orada? Evet, yani biz basın gördük. Yani takım, o kadar pas yapan takım bugün maalesef sanki bunlar iki gün önce veya dün çok büyük idmanlar yapmışlar. Üzerinden sanki 2-3 kamyon işte un kepek indirmişler. Yani üzerlerinde bir yük vardı oyuncuların. İstiyorlar, arzu ediyorlar, iştahlı olmak istiyorlar ama ayaklar gitmiyor. Evet. Bir türlü organize olamayınca onlar da anladılar zaten. Hatta maçtan sonra yaptığım canlı yayında Erol abi, futbolcunun şunu söylemesi çok güzel. Bu hoşuma gitti. Evet, bugün biz kötü oynadık. Yani kötü oynadıklarını futbolcular biliyor. Futbolcular biliyor, tamam. Evet. Şu erken mi hocam? Şey dikkatimi çekti. Ya, Kozan Spor'daki futbolcular tecrübesiz ama çok enerjikler. Onların koşması, o hareketleri... Bizim takım oyunu bozdu denilebilir mi? Hayır. Tabii ki rakip takım çok koşarsa bozar ama biz bir şey yapmadık. Hiçbir şey yapmadık yani. Yani uğraş da vermedik. Bir de özgüven kayıplı oldu. Çünkü baktığımız zaman bir futbol takımında futbol oynarken en fazla çıkarken kaptırırsan en büyük tehlike bu. Evet. Yani topla oynarken, çıkarken kaptırdığı zaman orta saha elemanları zaten sağ bek, sol bek hücuma gidiyorlar. Tekrar topu kaptırdığı zaman o hücuma giden oyuncuların tekrar geri dönmesi çok zor oluyor. Garnım o yüzden bugün dikkat ettiysen rakip bizim çıkacağımız zaman topları kaptı ve tehlikeli anlar oldu. Evet. Evet. İstersen Cihat tutkunu devam edelim. Cihat abi sen hem maç izledin hem izlettirdin. Evet. Tabii senin yorumun da önemli. Zaman zaman Hasan Kaya'da programlar yapıyorsunuz. Daha önceki programlar televizyonda yaptınız. Senin gözlemin de önemli. Gerçi seni ilave edebileceğiniz neler olabilir ben bilemiyorum. Takımı okudun, gördün. Beklemediğin bir... Görmez olsun. Beklemediğin bir oyun sergiledi takım gerçi ama önemli olan 3 puanı almak da aldık. Buyurun. Öncelikle ben de teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir program için. Evet. Kurum adına, Oray Medya adına. Görüyorum. Şimdi gole kadar 7 dakika güzel bir maç oldu. 1-0'dan sonra da ben izlettirirken arkadaşlara bu maç 3'e 4'e gider ama ilk yarı bir gol daha bulmamız gerekiyordu. Bunun için. Yandayım da sık sık onu söylüyorum. Evet. Bir gol daha bulmamız rahatlamamız gereken bir maçta rahatlayamadık. Bunun nedenlerini takımı daha iyi takip eden hocalarımız hocamla Hasan abi şey yapabilir, söyleyebilir ama ben de Aspark eder gidiyoruz röportaj yapıyoruz hocayla falan. Yani idmanlarda gördüğümüz bir orada idmana gittiğin zaman ya ben o cumartesi günü kısıtlamada o yağmurun altında Mustafa hocam da ben gelirken o çıkıyordu şeyden. Orada öyle bir hırs var ki abi, yani böyle bir şey yok. Yani sanki antrenmanı maç gibi değil mi bu? İdmanda böyle bir idman yok. Kıran kırana geçen bir idman var. Ve yani şakalaşmalar, o ne bileyim takım içindeki o birlik, beraberlik.
Yani herkes birbirine şey, yani eskisi gibi değil takım, gayet kaliteli bir takım oldu yeni gelenlerle birlikte. Şimdi böyle bir takım idmanda böyle sahaya çıkıyor. Ya enteresan bir şey. Nedir bunları bu şekilde yapan onu da bilmiyorum ama biz gol atamadıkça yani takım sen şimdi adama bir tane daha gol atsaydık zaten ilk devre yemin ediyorum 4 veya 5 miktarda daha fazla olurdu. Evet. Atamayınca adamın da şeyi kabardı nefsi. Ya atamıyorlar bir de geri çekildik. Çok geri pas yapıyoruz kaleciye. Sürekli geri paslar. Ben ilk defa bu kadar geri pasla oynadığını gördüm. Şeyin Düzyospor'u. O tedirginliği getirdi yani, hareket onu. Ama tedirginlik yoktu ki. Adam üstüne gelmiyor. Sen geri oynuyorsun yana. O tarafa bu tarafa. Yani böyle bir iki top yapamadık ya. Hele ikinci devrenin maçlı ikinci devre. Ben takımı hiç tanıyamadım. 15 dakika 20 dakika ya top bize gelmiyor. Evet. Peki ben burada yani aslında üçünüze de sormak istiyorum. Yani önemli sizin yorumlarınız. Deplasmanda da yani eğer bir engel çıkmaz ise gittiğiniz yerlerde maçları izleyebiliyoruz. Evet. Genelde çıkartıyorlar da. Yani izleyebiliyoruz ama dönem dönem. Deplasmanda takımımız biraz daha rahat oynuyor ama iç sahalarda nedense sezon başından beri. Ya ben şuna bağlıyorum biraz da. Evet. Bir 10 gün oldu mu bu şey başlayalı kampanya? Kampanyanın başladı bir hafta falan mı oldu? İkinci hafta. Yani bu kampanyaya biraz da ilgi var. İnsanların ilgisi var. Herkes işte bir destek oluyor takıma. Kendileri de geldiler oraya. Yani onlar da geldiler buraya şey yapmaya. Bilet almaya geldiler. Destek olmaya geldiler. Kendi takıma destek olmaya geldiler. Şimdi bu kadar ilgi karşısında yani acaba kafalarında bir soru işareti olmuş olabilir. Ya ama yeni hani bir tane attık ya. Bir tane attık. Acaba biraz rölantide mi gitsek falan olmuş olabilir. Yani bu ya kadar başkan baskı var takımımızda. Var. Ya, var bir şey var yani. Ama hocam da dedi ya maçtan sonra röportaj yaptım. Kötü oynadıklarını kabul ediyorlar. Tabii ki her takım her gün aynı olamaz. Bir kişi bozuk olsa hepsi bozuk oluyor bugünkü gibi. Yani o yüzden bu bilet kampanyasının da biraz mahcupluğu olabilir. Bu kadar ilginin acaba biz yanlış bir şey yaparsak, yani bir yenilirsek, bir gol yersek tedirgin olacak. Ama bak, bir gol yeseydik ikinciyi de atarlardı. Ben onu evet. da söyleyeyim sana açık yani. Şurada ben ekmeğe vuruyorum. Tabii. Ya. Şimdi burada tabii Düzyospor geçen hafta Muğla maçında hakikaten iyi oynadı. Ben canlı olarak seyrettim. Müthiş top oynadı. Rakibe bir tane pozisyon falan verdi. Biz 7-8 olabilecek bir maçta. Oyuncu grubu kalitesi nasıl Muğla'nın? Ozan'a göre? Yakın birbirlerine. Onlar da genç, bunlar da genç. Şimdi tabii ama Muğla'daki Hasan abi sağ kötü. Bizim sahada bizim takımın Muğla'daki oynadığı oyunu görünce burada daha iyi oynayacağını düşündüm ben. Evet. Yani doğru olarak da o daha geniş. Bakılmamış bir saha, Muğla sahası. Orada daha fazla takım top yaptı. Burada bizim Bulut Kaya biliyorsunuz 3 tane oyuncumuz sakat. Yeni oyuncu ben Semih'i de hazır görmedim. Hazır görmediğim gibi zaten hazır olmadığı için de hafif bir adale sakatlığı yaşadı. Çünkü hazır değildi. Ama Kemal Hoca Enver'in sakatlığından beri Sıddık oynuyordu orada. Sıddık'ı kulübeye aldı. Ben acaba şöyle düşünüp kendi adıma tabii takımı da iyi tanıdığım için Sıddık acaba orta sahada başlamalı mıydı? Evet. Diye düşünüyorum kendi kendime. Tabii hoca daha iyi biliyor. Daha iyi analiz yapıyor. Kendi takımı diye düşünüyorum. Biz pas oranımız bütün oynadığımız 17 maçında en az pas oranımız burada. Hiç pas yapamadık. Evet, yani çok burada ben takımın en tecrübeli oyunculardan savunmada Onur bu kere sahanın bana göre en iyisiydi. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Savunmada daha değerli takımı toparlayan hiç pas hatası yapmayan bir oyuncu profili çizdi bugün savunmada. Artı Yusuf'la yeni transferin Bilal de bu liglerin üstünde bir oyuncu Erol abi. Evet. Şimdi böyle durumlarda takım kötü gittiği zaman sorumluluk alacak oyuncular ortaya çıkması lazım. Şimdi bir aile reisi çocuk hata yaptığı zaman oradaki sorumluluğu aile reisi alır. Böyle değil mi? Liderlik tabii. Gerekiyor doğru. Orada evet. Bizim takımda şöyle baktığımız zaman kim var? Yusuf. En üst liglerde oynamış Yusuf'la
yeni transfer Bilal var. Bunlar sorumluluk alması lazım hemen. Yani işte arkadaşlar toparlanalım, işte şöyle yapalım, böyle yapalım kendi aramızda. Yönlendirme. Tabii tabii yönlendirme konusunda. Bunlar da sorumluluk almadı. Alamadılar yani. Bugün psikolojik olabilir. Evet. Bir de şu da olabilir. Bakın hava birden 20 derece, 22 derecelere falan çıktı. Yani sıcaklık da etken yapabilir. Yapabilir mi? Yapabilir, yapabilir. Evet. Zaman zaman futbolculara bazen yapıyor. Ama Cihat'ın da şurada Cihat'ı eklemek istiyorum. Bizim takımda sanki biz Kozanspor'u ama öyle ama böyle yeneriz bir havasında çıktık gibi geliyor bana. Ve ilk dakikada golü bulunca da altı kapıda. Yani bir motivasyon eksikliği. Ya hocayı görmediniz ya. Ben hocayı ilk defa böyle gördüm ya. Evet. Adam iki dakika oturmadı bağırıyor. Ya yapsanıza benim dediğimi diyor. Adam bağırıyor. Abi, Erol abi, yani. 11'de oynayan oyuncular zaman zaman bizim başımızda da geliyor. Hoca için en büyük şanssızlık budur. Neden biliyor musun? Sonra şimdi, oturdu kulübeye, oturdu hoca da ne yapsın? Hoca yani, şöyle bakıyor, olmuyor. Düşünüyor. Maç evet. Oynanıyor abi. Değiştireceğim ama kimi değiştireceğim? Hepsi kötü. Evet ya. Bakın, İlk en kötü de... antrenör için en büyük şanssızlık budur. Tabii. Yani iki tane kötü olsun Ahmet Mehmet onu alırsın bir tane iki tane oyuncu koyarsın ama hepsi kötü. Kimi değiştirecek? Doğru. Hoca bir tek ben şurada Kemal Hoca'ya kadar Sıddık ikinci yarının başında girmesi lazım. Artık ilk yarı takım şey yapmıyor yani işlemiyor yani o tekerlekler gitmiyor artık orada hamlesini yapacaktı. Acaba şöyle de düşünmüş olabilir bir teknik adam ya bir 10 dakika daha gitsin ondan sonra yapayım falan diyebilir çünkü içeride konuşma yaptı. O konuşma belki etkili olabilir diye. Şimdi her iki taraftan da bakmaya çalışıyorum ben. Evet. Ama en sonunda şu var. Ne olursa olsun. Demin de tekrarını söylemek istiyorum. Biz 3 maçta çok iyi oynamamıza rağmen hem de iyi maçlarda. Bugün o maçların biz yarısını alsaydık bugün 5-6-7 puan öndeydik. O maçlarda iyi oynadık, mağlup olduk. Bu maçta bir kere Düzce'de futbolu bilen, Düzce basını, Düzce taraftarı da çok iyi futbolu bilen bir kişileri. Evet. Sebebi de bugün herkes takımın kötü oynadığını söyleyebiliyorsa demek ki doğru o. Evet. Sakatlarımızın iyileşmesi takıma artı büyük etkisi olacaktır. Enver'in, Bulut'un, Ensar'ın 4 tane sakatımız var. Furkan Saki'de. Furkan Saki de var. Bunların sakatlığının düzelmesi takıma büyük artı katacaktır. Onu da ilave edelim. Takım daha da iyi olacak. Bunları konuşacağız. İnşallah. Aslında esas tabii bizim ihtiyacımız olan Düzcelilerle sporun özdeşleşmiş olması. Bunu vurgulamamız lazım. İnşallah bu 3 puanla aldığımız maçı devamı gelir ki şampiyonluk öyle gelmez. Sürgenler çünkü. Emrah Tuğcu sen de program yapıyorsun. Tabii konukların da oluyor. Yorumların önemli. Senin de bir kanaatini al ama 3-5 kelam edelim. Daha sonra hediye bilet, hatıra biletle ilgili özellikle röportajlarımız var. Senin hem bu maçla ilgili hem gelecekle ilgili hem hatıra biletle ilgili kanaatten, düşüncelerini alalım. Daha sonra röportajları izleyelim. Erol abi, öncelikle büyüklerimin yanında bana yer verdiniz. Genç bir kardeşinize yer verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel bir program. Takip ediyoruz. Ben kendi programımda da hep Nevzat abi biliyor. İzleyenler de biliyor. Biz gazete manşetiyle başlıyoruz Erol abi. Ne diyoruz? Nevzat attı, Düzce Spor liderliği kaptı diyerek bir manşeti atalım. Ondan sonra devam edelim. Peki tabii, manşet bulabildin mi? Efendim? Bu maçı bir manşet bulabildin mi? İşte bunu buldum abi. Evet. Biz oradan bakıyoruz. Yani lider olmasaydık başka bir şey konuşacaktık. Emin olun. Hani bu kötü, hocamın da dediği gibi kötü bir futbol var ortada. Tabii bunların sebepleri var. Bunların sebeplerini ben fazla anlatmıyorum. Süreyi de hatıra bileti ayıracağım için. Öncelikle Nevzat abime ben notlarımı aldım. İç sahada bize karşı bir sıkıntım var diye söyledi. Katılmıyorum. Niye? Bunun da sebeplerini şu şekilde anlatayım. Hepiniz bileceksiniz ki 15 Eylül 2019 Artvin Hopa maçıyla beraber burada yenildik. Ve o maçtan bu zamana kadar ilk kez Aksaray bizi burada yendi. Yaklaşık 550 civarında bir gün yenilmezlik serimiz vardı. Bu sona erdi ve yaklaşık 5 maçtır da yenilmemezlik serimiz devam ediyor iç sahada. Ben şuna bağlıyorum. Tabii Mustafa Hocam değerlidir yorumları. Tabii ligde 17. sırada olmaları ve kağıt üzerinde bizim üstün olmamız bir rehavete soktu takımı. Katılıyorum ama seyircinin de olmaması bizim için çok büyük bir etki. Bunu da yabana atmayalım. Bunu bu şekilde anlatarak yavaş yavaş geçeceğim. Kozanspor takımı Erol abi ve sevgili büyüklerim o kadar iyi çalışmışlar ki, Düzce Spor'u o kadar iyi analiz etmişler ki hocama da katılıyorum Mustafa hocama dedi ki
Biz dedi oynamadık. Ozan Spor'un oynamasına biz mail verdik. Bu sefer biz mail verdiğimiz zaman emin ol takım ikinci yarı öyle bir hırsla bir çıktı ki ve Mustafa Hocam antrenör kendisi çok iyi bilecek. 1-0 gibi skorlar hep riskli skorlardır. Hani 2-1, 3-2 olan skorlar rakibi devamlı senin için şey yapar. Cümleyi kuramadım. Hani İkiler, teşvik eder seni, gaza getirir ki bir gol daha atayım belki beraberliği yakalayayım diyecektir. Ozan Spor geçenki programımda konuştuğum gibi çok kapanan bir takım. Ve bu zamana kadar da bu lig içerisinde oynamış olduğu maçlarda notumu aldım. 6 maçı 1-0'lık skorla geçiriyor. 5 tane maçı 0-0 bitiyor. 3 tane maçı da 2-0'la kazanıyorlar. En az gol yiyen takım da arasında zaten kümür düşmeyi oynamasına rağmen. Böyle bir az takımla oynadığımız için Mustafa abi, böyle bir takımla oynadığımız için hani kendi takımımıza o kadar da şey yapmayalım. Çok kapanan bir takım. Kontra atağa çok iyi çıkan bir takım. Hani bu maçta da %70 diyebiliriz değil mi hocam? Bana katılıyor musun? %70'e %30. Kesinlikle 90 dakikaya baktığımızda toplu oynama yüzdesi bence onlardaydı. Katılıyor musunuz bilemem. Ha bu %60'tır, %65'tir. Bu şekilde geçmek istiyorum. Hızlıca geçeceğim. Bugün oynanan müsabaka bizi mutlu etmediği gibi teknik heyeti de mutlu etmedi. Bunun bilincindeler. Topçular da bunun bilincinde. Göz doldurmayan bir futbol vardı. Buna ben şöyle bir yaklaşımla yaklaşmak istiyorum. Nedir bu? Kozan Spor bana katılacak mısın bilmiyorum hocam. Sen antrenörsün. Kozan Spor takımı Yusuf Akçeli öyle kitledi ki hareket etmesine, sağa sola pas vermesini ve özellikle Bilal'i kitlediler abi. Bizim orta sahamızı kitleyince bizim pas yapma olayımız kesinlikle gitti. Ben bunu gördüm. Bu benim kendi yorumum. Katılır mısınız bilmiyorum ama bu iki tane futbolcuyu kitlediğinde sağa sola gitme gibi durumun söz konusu olmadı. Defansa da gelecek olursak hocam da özellikle ne yaptı? Hep ileri çıkın, kaleciden başlayın şeklinde konuşarak. O paniğin getirdiği bir telaş o. Efendim? Paniğin getirdiği bir telaş. Kesinlikle defanstan çıkmamız da bizim için sıkıntı yarattı. Evet. Lider olmasaydık bambaşka bir pozisyon konuşulacaktı. Ben birkaç tane daha var konuşacaklarım. Sonra devam edeceğiz. Evet. Özellikle hatıra bileti ayırmak istiyoruz şeyi. Ben sözü tekrardan size bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Hatıra biletle ilgili yani Reportajlarımız var. Eğer hazırsa onu alalım. Çünkü oradaki kanaatler, düşünceler çok önemli. İzleyelim, devam edeceğiz. Üçüncü ligde şampiyonluk mücadelesi veren Düzce Spor'un takıma destek anlamında başlattığı hatıra bilet kampanyasını nasıl buluyorsunuz? Gayet güzel buluyorum. Şu anda kulübün zaten ihtiyacı var. Biz küçük esnaf olarak 4 tane aldık. Bizim elimizden gelen bu. Herkesin katılmasını bekliyorum. Düzce Spor'umuza başarılar diliyorum. Güzel bir kampanya. Şehrin ileri gelenlerinin Düzce Spor'a destek vermesi lazım. Bildiğim kadarıyla 25 TL'lik bir kampanya. Herkesin el ele vererek Düzce Spor'un hak ettiği üst liglere çıkmasında faydalı bir kampanya olduğunu düşünüyorum. Çok iyi buluyorum. Çok da seviyorum. Büyüklerimize ve büyük esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Yani bizim için daha uygun olsa taraftar için daha iyi olur. Ancak Düzce için 3. ligde oynaması bizim için gurur verici ve daha yerlere de gelebilir. Hani biraz daha fiyat uygunluğu olursa bizim için daha güzel olurdu tabii ki taraftar için. İyi buluyorum. Ya çok geç başlayan bir kampanya açıkçası. Çünkü Düzce Spor basit bir takım değil yani. Düzce'nin önde gelen takımlarından bir takım. Bilet konusuna gelince de bilet konusu güzel olmuş. Yani her türlü destek ihtiyaçları için Düzce Spor'un her türlü yanında izliyorum. Bilet kampanyasını müthiş buluyorum. Bütün Düzceli esnafların, iş adamların, Düzce'de ekmek yiyen herkesin bu kampanyadan hani kampanya desteklemesini istiyoruz. Halk olarak, taraftar olarak. Biz zaten Kırmızı Şimşekler olarak elimizden geleni yapıyoruz. 90 dakika boyunca takımımıza destek veriyoruz. Elimizden geldiğince bilet kampanyasında da hani destekte bulunduk. Yani söz şu an halkta. Düzce Spor'un daha iyi yerlere gelebilmesi için zaten Gökhan Başkan kampanyayı başlattı. Geri kalanı taraftar halk, Düzce halkı söyleyecektir. Çok güzel bulduk. Yarayışlı bir kampanya. Herkesin de ilgisini çekmesi lazım. Herkesin de yardım etmesi lazım. Herkese birer pay düşer. Düzce Spor'un iyi olması için elimizden geleni hep beraber yapacağız. İyi buluyorum. Parayla yapılır. Futbolda olsa, şeyde olsa. Ekonomik güç olmadığı zaman hiçbir şey yapamazsın. Başka bir şey yok yani. Vallahi normal buluyorum. Yani Düzce Spor için bir şeyler yapılması lazım. Şimdiye kadar pek de bir şey yapılmadı. Biz 80'li yıllarda Düzce Spor'un peşinde çok koştuk ama şu an iştah açıcı bir durum yok. Gayet mantıklı buluyorum. Takımın bu şekilde destek göreceğine inanıyoruz. Çok yerinde buluyorum. Düzce Spor'un başka gelir yok. Topçuların da seyircilerin de gidebilmesi için pandemiden ötürü. Dolayısıyla çok yerinde buluyorum. Gayet doğru buluyorum. İhtiyacı olan bir
durumdu. Hep başkana yüklendiler tamamen. Yılların Düzce sporlusu olarak da tabii bir katkı yapmalarında fayda var. İnsanlarımızın kuru kuruya sevgi olmuyor biliyorsunuz. Evet. Sevgi fedakarlıktır. O zaman herkes bir şeyler yapması lazım diyorum. Ben kendi adıma. Kendi şehrimiz en azından kendi katkımızda bir yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Zaten herhalde Türkiye'de Spor Toto Süper Lig gruplarında borçsuz 7 kulüpten biriyiz. Bunlardan biriyiz. İnşallah da bu şekilde daha da ileriye gideriz. Bence çok başarılı buluyorum. Düzce sporumuz için yapılması gereken etkinlikler hatta daha fazlası olsa çok daha iyi olur. Çünkü biliyorsunuz bu sene Gökhan Başkanımızla birlikte Düzce halkımız el ele kol kola şampiyonluğa adım adıma Kırmızı Şimşekler adına da tribün ve taraftar grubu olarak da hani sonuna kadar destekçi siz ve inşallah bu sene o şeytanın bacağını kıracağız. Düzce Spor'a destek olarak başka neler yapılabilir? Düzce Spor için şehrin iş adamları, yine şehrin kendisi. Kampanya güzel, bunun haricinde işte otoparklardan fayda sağlanabilir. Yine belediyenin destek vermesi lazım. Futbolcularımızın bence çok iyi, biraz daha sporu eğitimden olarak alması gerekiyor. Yani hocamız biraz daha iyi olursa bence daha iyi olur. Önemli olan hocamızın iyi olması lazım ki sporcuların da eğitim alması için daha iyidir. Eğitim alamazsa futbolcular top oynayamaz. Yani altyapıya daha fazla önem verilip genç kardeşlerimize sahip çıkılıp ne bileyim yani önlerini açmak lazım ki yani onların da görmeleri lazım. Onların görmelerini sağlamak lazım. Daha doğrusu öyle düşünüyorum. Eskide futbol oynayan biri olarak diyorum. Kafasında yarın ben ne kadar çalışırsam Düzce Spor'a kendime yer bulurum. Beni oraya alırlar düşüncesiyle bir altyapı hazırlığı yapılsa Düzce Spor'umuz en azından kimseye muhtaç olmadan kendi çocuklarıyla daha iyi mücadele edeceğini düşünüyorum ben. Ya şimdi destek olarak öncelikle mesela tribüne daha çok önem verilebilir. Çünkü bakıldığı zaman şu anki 18 Temmuz stadımız çok hani küçük anlamda bayağı bir küçük. Yeni yapılan stat projeleri değerlendirilebilir, taraftar çekilebilir. Özellikle de mesela esnaf yerine olursa mesela daha da canlandırılabilir. Hem piyasa olarak hem de il olarak farklı şeyler yapılabilir yani o şekilde. Şu an mesela pandemiden dolayı seyirci alınmıyor. Bunun için Düzce'nin zengin iş adamları diyeyim. Bunlardan kombine bilet alıp içeri alımı zaten gerçekleşmiyor ama kombine bilet alımını tavsiye ederim. Şahsi fikrim budur benim. Yani SMS kampanyası olabilir. Tüm Türkiye geneline yayabiliriz bu projeyi. Zaten bilet kampanyasında bütün halk alabiliyor. Aynı zamanda zaten İvan'la yurt dışındaki, şehir dışındaki taraftarlarımız da yararlanabiliyor. Ayrıca SMS kampanyası atıyorum 5 TL, 10 TL. Herkes gönlünden koptukça verdiği sürece bu takım zaten bu sene şampiyon olacak. İnanıyoruz. Başkanın hedefi de Süper Lig zaten. Bu sene çıkacağız. Bir dahaki sene çıkacağız. Ondan sonraki sene de çıkacağız Allah'ın izniyle. Sevgili seyirciler tabii aslında gelen konukların ifadeleri ortada. İlginç mesajlar veriyorlar. Hasan Bey tabii sen sürekli stordasın. Daha fazla sen muhatap oluyorsun gelenlerle, konuklarla. Zaman zaman il dışından gelenler de oluyor. Hanımlar geliyor, baylar, bayanlar geliyor, çocuklar geliyor. Aslında o heyecan farklı bir heyecan. Böyle dikkatini çeken o hatıra bilet satış esnasında. Mesela İzmir'den gelen bir emniyet mensubu vardı, hiç unutmuyorum. Ben de vardım orada. Ben de şaşırmıştım yani. Gelip biletini aldı, kaş kolun aldı gitti. Hiçbir şey de yoktu. Maç da olmasına rağmen yani. Bu tür özellikli insanlarla karşılaştığın oluyor. Nedir senin oradaki tespitin? İlginç böyle gelen misafirler içerisinde dikkatini çeken oldu mu? Olmaz mı Erol Bey? Yani bakın ben sadece... Storda, stora gelen amaç belli. Düzce Spor'a destek amacıyla geliyor. Düzce Spor kafasında doğru geliyor. Sadece storda Düzce Spor konuşulmuyor. Bakıyorum röportajlara. İyi ki yapmışsınız. Arkadaşlar iyi ki yapmış. Önemli mesajlar veriyorlar değil mi? Çok güzel mesajlar veriyorlar. Düzce artık Düzce Spor'u konuşur hale geldi. Bu çok önemli. Bakın hatıra biletle Düzce Spor'u bütün Düzceliler konuşur hale geldiler. Onun için özellikle il dışından gelenler, İzmir'den, İstanbul'dan, Şırnak'tan askeri personel, eşi ve çocuğuyla gelip alışverişini yaptı, hatıra biletini aldı gitti. Bu işte bugün 3. çarşamba. Geçtiğimiz hafta tam, ondan önceki çarşamba. Akşam üzeri gelmişti biletler. Bir perşembe cuma satışa sunulmuştu. Şimdi tam olarak anladığımız 10 günlük bir yoğunlukta çok güzel tepkiler var. İzmir'den geliyor, eşini dostunu ziyaret ediyor.
Store'a uğruyor, ürünlerden alıyor, biletini alıyor. Ondan sonra Şırnak'tan geliyor, keza aynı şekilde biletini alıp gidiyor. İstanbul'dan, maçtan geldim, İstanbul'dan gelmiş. Yine Düzce'nin köklü ailelerinden bir tanesinin oğlu. Eşiyle birlikte geldi. Akşam üzeri paylaştım fotoğraflarını ben de sayfamda. Geldiler, ürünlere baktılar vesaire, bir iki bir şey aldılar. Sonra hatıra bilet, bunu almaya geldik dediler. İstanbul'dan hem ziyaret yapıp hem bunu almaya geldik. Hatıra bilet almaya geldim diyor değil mi? Çok evet, güzel bir şey bu. Eşiyle birlikte geldi, hatıra biletlerini aldılar. Şimdi çocuğuna bu biletin ne anlam ifade ettiğini anlatmaya çalışan veliler var orada. Maçlara seyirci alınmıyor, niye aldık? Bu biletle ne olacak? O ona bir güzel anlatıyor. Orada Düzce Spor'u da işlemiş oluyor. 3-5 yaşındaki çocuğun beynine giriyor yıllar sonra. Babamla gitmiştim, böyle böyle yaşamıştık gece. O ilk günlerde, ilk 2-3 gün içinde olabilir, birisi geldi. Benim yaşlarda birisi, elin içinde sıkmış paraları. Düzelte düzelte verdi Nevzat abi bana. Ondan sonra bileti aldı, heyecanlı bir şekilde ama. Öyle bir gelmiş ki sanki koşmuş. Ondan sonra aldı, bileti öptü. Sonra İlginç. Öptü ya, bileti öptü. Benim yaşlarımda birisi. Sonra kırışmadan dedi, şöyle kalbimin üzerine yerleştirmem lazım dedi. Cebine. İşte bu İnanılır gibi bu. Değil ya. Ya bu Düzce Spor'un sırtı yere gelmez. Yeter ki doğru kamuoyunu doğru bilgilendirerek şeffaf bir şekilde yönetim anlayışı olursa, kurumsal yapıya kavuşursan ve doğru adım derken teknik kadro ve futbolcu kadrosunu da ekliyorum buna, yönetime. Başarı geliyor doğal olarak. Başarı geldikçe de bu insanlar koşturuyor. Yani Düzce'ye, Düzce Spor'u konuşturma başarısını gösteren Başkan Kapoğlu ve yönetim kuruluna bize bu heyecanı yaşattıkları için yıllar sonra geldim, 61 yaşımı bitirdim. 62'ye doğru gidiyorum. Ölmeden Allah nasip ederse bu şampiyonluğu yaşayalım diyorum. Yani İnşallah. Nefesim çıktığı kadar orada bağırmak istiyorum. Bu şampiyonlukta. Evet. Artık bunu yaşamak istiyoruz. Ben buna inanıyorum. Çok büyük bir sürpriz olmasa bu olacak. Çünkü bakın bütün televizyonlarda, yerel televizyonlarda program yapan arkadaşlarımız burada. Sizin programınız hemen her konuya açık. Spora da açtığınız kapınızı teşekkür ediyoruz. Gündemde tutuyorsunuz. Onun için herkes Düzce Spor'un varlığının farkında. Kötü oynadık. Kötü oynarken de kazanma hakkımız var. İyi oynarken kaybettiğimiz gibi kötü oynarken bir maç kazanalım. Dediğim gibi sakatların iyileşmesi, yeni transferlerin takıma katılmasıyla daha da bir ivme kazanacak. Özellikle iki tane genç çocuk var. Yurt dışından Avusturya ve yeni başka bir yerden iki tane var genç çocuk. Onlar genç arkadaşlar. Olabilir. O genç arkadaşlar da biri kanat oyuncusu, biri diğer tarafta forvet. Yani güzel şeyler, yönetimin yaptığı çalışmalar çok güzel, her şey çok güzel. Ya İhsan abinin lafıyla söyleyeyim ben yine. İnsanın gözü yaşarıyor, çok mutlu oluyoruz. Her kesimden insanlar geliyorsa, Düzce Spor'un farkına vardıysa, bu Düzce Spor iyi yerde, iyi yönde olduğunu gösteriyor. Kesinlikle yani. Yönetimin başarısı burada asla göz ardı edilmemeli. Ben başkana, yönetim kuruluna, hocama da, Kemal hocama da bugün yırtındı, çıkın diye diye bağırdı. Ondan sonra ona da, futbolcu kardeşlerimize de bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Başta Nevzat abi olmak üzere Oksijen ailesine, A'dan Z'ye hemen hepsi ilk gün sabahında gelip tek tek biletlerini aldılar, başlattılar bu işi. Onlara da ayrıca huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben store'dayım. Sabah 9, akşam 6.30. Evet. O kapı hiç kapanmıyor. Mustafa hocam geliyor. Hocam sen dur, ben abdese gidiyorum diyor. Bırakıyorum. Cihat evet. Geliyor. Cihat bir bekle, abdestimi alayım. Tamam abi, gidiyorum geliyorum. Namazımı da orada kılıyorum. Allah'a şükür bu kapı hiç kapanmıyor. Gelen üründü, biletti, alışverişini yapıyor, gidiyor. Çok güzel. Çok teşekkür İnşallah ediyorum. İnşallah bunlar devam edecek. İnşallah. Sizin kanatını alacağım ama röportajlarımız var. O arada onu değerlendirelim. Oyuncularımızı bir dinleyelim hazırsa.
Bazen maçlar böyle kalır. Şampiyonluk böyle gelir. Her maç tabii bazen mücadeleyle, bazen iyi oyunla. 3 puan aldığımız için mutluyuz inşallah. Şu an zirvedeyiz. Sezon sonunda aynı yerde olmak istiyoruz. Önemli olan hedefe giderken kazanmak. İyi veya kötü oyundan ziyade kazanmak önemli. Çok şükür kazandık. İyi mücadele ettik. Takım arkadaşlarımıza, bize destek veren herkese de teşekkür ediyorum. İkinci yarıya çok iyi başladık. 2 haftadır çok iyi mücadele ediyoruz. Geçen hafta çok daha üstündük. İyi oyun oynadık ama bu hafta da çok iyi mücadele ettik. Takım arkadaşlarım, hocalarım hepsini yürekten kutluyorum. Lider olduk. İnşallah sezon sonu kupayı hep beraber Düzce şehrine getireceğiz. İnşallah, inşallah. Hasan Kaya, sen vermiştin değil mi o biletleri? Evet. Ne dediler o esnada? Sıcak sizden alın bilgiyi. Şimdi öncelikle... Yani futbolcular dışarıdan gelen insanlar. Evet. Düzce'nin atmosferini bilemeyebilir. Ama bunu burada yaşamış oluyor değil mi bir anlamda? Kesinlikle. Bilet çıkmadan önce 7 numaramız Metin Sevinç geldi, ürün alışverişi yaptı. Epey bir ürün alışverişi yaptı. Sonra ben onu tanıyamadım öncesinde. Sonra kasada işte ücret ödeme sırasında tanıdım. Peşinden Metin'den sonra Yusuf Akyel geldi, takım kaptanımız. Bu çok önemli bir şey. Geldi, selam verdi. Bir 20 tane dedi, bir 30 tane dedi. Yani ilk geldiğinde 20 tane aldı, 30 tane aldı, 50 tane bilet aldı. Sonra kartını verdi, aldım baktım Yusuf Akyel. İsim dedim Yusuf Akyel. Bizim Yusuf, bizim Yusuf. Evet, kaptan hoş geldin dedim. Yani hiç ses çıkarmadan gelip takım kaptanının... Ya, mütevazı bir şekilde gelip aldı. Aslanlar gibi. Peşinden takım geldiği zaman teknik heyet ve bütün futbolcular oraya geldiler. Belli bir düzen, disiplin içinde harika bir şekilde biletlerini aldılar. Önce Kemal hocam geldi, biletini aldı, teslim aldı, teşekkür ettik ona da, Kemal hocama da. Hocam ne kadar çekeyim dedim, Hasan abi sen bilirsin, ya hocam sen söyle vesaire, neyse. Orta yolu buldum, bastığım rakamı kabul etti hocam da. Sağ olsun Kemal hocam şu anda ekranlarda. Sonra Yusuf Akyel'le yine Metin Sevinç, ikisi beraber aldılar. Sonrasında dikkat ettim, sevgili Cihat'a sordum sonra. Dikkat ettim, futbolculara gözleri parlıyor. Ve takım kaptanı olarak bizim Yusuf Akyel, orada durumu müsait olmayan takım arkadaşlarına kartını vererek bilet aldı. Aldırdı gidince, tesiste parasını aldı. Yani kaptanlık bu. Ama abilik yaptı orada. Evet, bu da çok güzel. Mustafa hocam, sizin kanaatinizi alayım. Bilet, bilet konusunda mı? Konusunda. Evet. Şu var. Şimdi... Aslında bu işin sadece maddi yönüne bakmamak lazım. Yani o halkın, Düzcelilerin bilet için, hatıra bilet için koşmaları biraz Hasan Kaya anlattı. Yani Düzcelilik ruhunu da aşılamış oluyor bir anlamda bu kampanya. Ama birçok kişide var, ama birçok kişide olmadığını da görüyoruz. Maalesef. Onu da söyleyelim açık açığa. Yani bunları da söylemek, bunları da söylemekte fayda var şimdi Erol abi. Bir, Düzce'nin nüfusunu siz daha iyi biliyorsunuz. 400 bini geçtik galiba. Evet. Yani daha fazla yoğunluk olması mı lazım? Doğru mu? Şimdi Düzce depremden sonra şampiyonluğu aç bir memleket, bir şehir. Doğru mu? Aynen öyle. Depremden sonra. Nüfus arttı, 400 bini geçiyor. Burada 1/4 bilet satılması gerekmez mi? Benim tahminim bu, benim kendi görüşüm. 1/4. 100 bin bilet satmamız lazım bizim. Bu kulüp Sayın Başkan Gökhan Kopoğlu'nun kulübü değil, Düzcelilerin kulübü, Düzce taraftarının, Düzce şehrinin kulübü. Bu Düzce Spor, Düzce'yi temsil ediyor. Ama içeride, ama dışarıda. Buraya gelen kişiler kendi takımları gibi bilet almaları gerekir diye düşünüyorum ben. Şimdi tabii ben Hasan abi hiçbir zaman kaç bin bilet satılır falan demedim. Doğru mu abi? Doğru. Doğru. Ama tahminlerim var. Belli bir tahmin edebiliyorum. Düzce Spor'a. Çünkü süreç ortada değil mi? Tabii tabii. Durum ortada. Şimdi Düzce'deki Hasan, para kazanamıyor. Erol abi, en büyük eksiklik Düzce'ye mal olmuş kişilerin aslında daha fazla bilet almalarını istiyorum ben. İsim vermeye hiç gerek yok. Bir işçi arkadaşımız bir tane bilet alıyorsa, bir başka arkadaşımız, engelli arkadaşımız bir tane bilet alıyorsa, yani çocuk benim, biletini alıp kalbinin üzerine koyabiliyorsa, bana göre 1000 bilet almış sayılır o kişinin aldığı bilet. Ama Düzce'ye mal olmuş kişilerin de ben 50-100 rakamı da geçtim. Artık o binler, 2000'ler olması lazım. Demin söylediğim lafa geliyorum. Bu kulüp
Başkan Gökhan Kapoğlu'nun kulübü değil. Yönetim kurulunun kulübü değil. Düzce'nin kulübü. Adam gelmiş. Türkiye'de ilk 3 kulübün borçsuz ilk 3 kulübün arasına bu kulübü sokmuş. Bütün borçları hala borçlar geliyor yani. Hala evet. Yani vahim 15 sene önceki borçlar geliyor ve hemen ödüyor başkan. Transfer yasağımız yok, borcumuz yok. Tesislerimiz yapanlardan Allah razı olsun 500'lü otel gibi tesislerimiz var. 500'lü otelden daha fazla güzel yemekler çıkan bir tesisimiz var. O yüzden Düzce şehri 100 bin bilet satması lazım. Bak ben ne kadar satıldığını bilmiyorum. Yani Düzce şehri eğer 100 bin nüfusa göre diyorsun. Tabii ki 100 bin satamıyorsa sınıfta kalır. Bir bu. Bir de her sene Düzce Spor bilet satmayacak Erol abi. Doğru. Burada kalıcı çözümler gerekiyor. Çünkü Gökhan Başkan yarın bıraktı. Kim alacak bu kulübü? Belediye alacak. Bakın. Kim olursa olsun. Belediye alacak bu kulübü. Belediye aldığı zaman da ne oluyor? Kayyuma kalıyor. Kayyumdan sonra belediyeye kalıyor. Belediye başkanı da kendisi ilgilenemiyor. Hemen başkan yardımcısını buluyor. Diyor ki sen başkan ol. Futbolu anlamıyorsun. Ya sen ol yine diyor. Yine oluyorlar. Ondan sonra süreç transfer işte transfer yapamıyoruz. Sezona iyi giremiyoruz. İlk defa geçen seneden beri biz hep sezon başında başka bir takım yapıyoruz. Sezon ortasında başka bir takım yapıyorduk. O yüzden Düzce Spor'a mutlaka sayın vekilimize Ayşe Kesir'e ben bunu en sona sana abim oraya geldiğinde bizzat sorumu sordum. Bana sorunun cevabını yanıtı olarak şunu söyledi. Biz sayın belediye başkanımız Faruk Özgür'le bu konuda çalışmalarımızı yapıyor dedi. Bu çalışmaları yaparken Düzce basının da bunu da takip etmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani tamam Ayşe Kesir bunu söyledi. Ben 4 ay sonra biz olarak Düzce basını olarak Ayşe Kesir'e ya sayın vekilim böyle böyle bir söz vermişsin. Bunlar ne oldu diye takip etmemizde fayda var. Çünkü o sözü bana söyledi veya ben de bunu açıkladım ve Düzce basında söylemişsin yarın. Doğru. Medyanın o tür şeyleri takip etmesi lazım. Doğru değil mi? Operasyon açısından. Tabii yani. Oluyor mu olmuyor mu diye. Aslında sayın bakanımız bu konuda hakikaten güzel çalışmaları var. En son ne oldu bilmiyorum. Hemen bakın en kısa sürede çim sahayı yaptı. Ben o konuda kendisine teşekkür ederim. Belli bir projeleri var. Bu projeler için de aslında güzel şeyler imza atıyor ama Düzce'nin bu yolda takımların en çok sıkıntı çektiği aylara ben nasıl söyleyebilirim biliyor musun Erol abi? Artık bundan sonra. Bravo. Lider olduktan sonra. Şimdi takımlar sezon başında paralarını harcıyorlar. Bütçe diyelim 4 milyon bütçeleri var. Aslında 4 milyon yaptığı bütçe mesela nasıl bir memur işte belli bir bütçe yapıyor. Son 10 gün o bütçeyi yitiremiyor. Kredi kartlarına şey yapıyor. 10 günde bitiyor maaşı. Tabii. Sonra... Aynı şekilde futbol takımları da öyle. İyi idare edemezsen o 4 milyon bütçe şu anda bitmiş vaziyette. Esas zorluklar bundan sonra başlıyor. Çünkü ödemeler var. İşte oyuncular işte paralarını işte aylıkları geliyor. İşte ya oyuncunun derdi bitmez. Doğru. Yani onlar da bu işi ekmek parası için kazanıyorlar. Ligin sonunda maddi olarak kim güçlü olursa, bakın kim güçlü olursa, oyuncuların primlerini, efendime söyleyeyim, maç başlarını, hangi iyi yönetim tedarik ederse, ücretlerini öderse, o takım başarı sağlar. Çünkü artık bir de şampiyonla oynayan takım, birinci yarıda diyelim 1 liraya prim oynuyorsa, artık şampiyonluk sesleri geldiği müddetçe o 1 lira 2 lira olmaya başlar. Evet, son 5 maç 3 lira olmaya başlar ve rakamlar yükselir. O yüzden Düzce Spor'un haftalık geliri bir kere çok büyük fazla. Yeme, içme, işte oyuncuların giderleri, gelirleri. O yüzden Düzce Spor'un Gökhan Başkan şu anda borçsuz bıraktı, borçsuz devam ediyor. Yarın bir gün başkan da bıraktığı zaman, en azından bir başkan geldiği zaman, kalıcı çözümler getirdiği zaman, o zaman ne olur abi biliyor musun? Bir tane aday değil, 5 tane aday çıkar diye düşünüyorum. Ama evet. Biz tabii bizim şampiyonluğa kilitlendik ya şu anda. Liderlikte yakaladık ama. Bizim bu zirveyi de terk etmememiz lazım. Yani şampiyonluğa tam adapte olmamız lazım. Bu da dediğin gibi artı ekonomik bir takım katkıların sağlanması gerekiyor. Yani hem Gökhan Kapoğlu yönetimini rahatlatmamız lazım. O rahatlatma spora da sonuca da yansıyacak bir anlamda. Yani bizim bu sattığımız biletler bizi kesmez. Evet, yani Düzce'yi kesmez. Çünkü bunlar geçici çözüm. Yani serum gibi. Hastaya gidersin, doktor serum verir. O gün iyileşir ama 3 gün sonra bir daha çıkar iş. O zaman biraz daha güçlü destek lazım. Yani
kalıcı çözüm şart Erol abi. Düzce sporun yaşaması için bir tane düzce spor var Erol abi. Evet. Bakın bir tane düzce spor var. Bu düzce sporun içerisinde Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu veya diğer Sivaslısı. Bakın Sivasspor da bizi bugünlerde çok seviyor. Bunlar tek düzce spor çatısı altında birleştirebiliyor. Partiler de öyle bakın. A, B, C partilerde bugün hepsini statta görebiliyoruz. Öyle değil mi? Tabii. O yüzden düzce sporun etrafında birleşen tek takım düzce spor var. Bunu zaten sayın sizden beraber gittiğimizde de durumu sayın bakanımıza anlattık. Evet. Bakanımız da aslında yaklaşım olarak iyi yaklaştı bize. Sorduğumuz sorulara da net cevaplar verdi. Net cevaplar aldık. Ama bu şampiyonluk yolunda bir an önce kalıcı çözümlerin veya sayın başkanın ve yönetim kurulunun şöyle rahatlatıcı böyle arkadan destek yapabileceği manevi artık sayamayacağım. Manevi olayı bitti. Maddi destek mutlaka şart. Mutlaka. Bakın mutlaka. Çünkü çok paraya ihtiyacı bu var. Bu emeklere yazık olur öyle olmasa. Tabii ki. Yani harcadığın paralar boşa gidecek. Yazık. Evet. Doğru. Çünkü bir takım çıkıyor. 2-3-4-5 playoff oynuyor. Şöyle bakıldığı zaman bizim playoff garanti gibi takımımız iyi. Bugün kötü oynayabilir. Gayet normaldir. Oyuncuların morali bozuk olabilir. İşte organizasyonu iyi yapamadılardır. Kemal Hoca'nın da morali bozuk olabilir ama yarın hepsinin morali düzelecek ve yeni bir maceraya başlayacak. Çünkü her hafta bir macera var. Her hafta yeni başlıyor sezon evet. Adeta. Doğru. Evet. Aslında playoff değil de ben şampiyonluk diyorum yani. Bizim direkt çıkmamız lazım. Evet, direkt bizim direkt çıkmamız lazım. Playoff'la falan işimiz olmamız evet. Lazım. Bizim playoff demek şansımız olmuyor. Evet. Yani. Bizde sakatlar şimdi Erol abi hemen Bulut Kaya bizim takımımızın en önemli faktörü. Ama sezon başından beri ben bunu söylüyorum. Bulut Kaya olmadığı zaman takımın pas oranı kesinlikle %30'lara %20'lere bile düşüyor. Bulut Kaya geldiği zaman, iyileştiği zaman bakın bizim takım şurada yayın yapıyoruz. Bulut Kaya geldiği zaman bizim takımın pas trafiği daha fazla olacağına inanıyorum ben. Cihat Utkunsa'na gelelim. Aslında tabii her arkadaşım sabaha kadar konuşabilir. Yani herkes dolu çünkü bir anlamda. Yani zaman zaman güzellikleri konuşuyoruz başkan. Evet, cidden diyorum. Yani küme düşen bir takımı değil. Evet. Bakın Düzce'nin sahip çıktığı, bu kadar destek verdiği bir ortamda uzun yıllar sonra güzellikleri konuşabilme imkanına kavuştuk. Allah'a İnşallah çok gelecek şampiyonluğu konuşacağız. Cihat Utkun senin istersen şöyle yapalım. Sen bir düşün. Çünkü gerçekten manevi güç var şu anda. Yakalanmış vaziyette bilet sayesinde. İnsanlar Düzce Spor'u tanımayanlar kalmış oldu. Ama eğer röportajlar varsa hazır. Hatıra bilet için gelenler varsa onları bir dinleyelim. Ha, devam edeceğiz. O zaman Cihat seninle devam edelim. Yani ne önerirsin? Mustafa Hocam dedi ki daha fazla destek gerekir dedi. Kalıcı gelirler. Şimdi en son ben olduğum için benim söyleyeceklerim onlar söylüyor. Ama ben de yani. Yok öyle gerçekten. Olur ya küçük her zaman şey olur en son konuşmuyor. Sırayı bozmayayım dedim ya. Yok yok. Şimdi hocamın dediği doğru. Hasan abinin dediği de doğru. Biz Hasan abiyle şampiyonluk primi toplamaya gittiğimiz zaman yani bize kimse gidip para topla demedi. Biz oraya gittiğimiz zaman 5 bin lira 10 bin lira alıyorduk. Şimdi adam 2500 liraya 100 tane bilet alıyor ben kurtardım zannediyor. Böyle bir şey yok. Yani bunlar şimdi 100 tane bilet alınca Düzce Spor'a dev destek yapmış. Dev destek mi oluyor şimdi 2,5 lirayla devlet destek mi vermiş oluyor? Ayağına gitmeden de kimse oraya yani çoğu gelmiyor %90'ı gelmiyor. Birileri onu arayacak gidecek sonra ve ayağına birileri gidecek. 50 ya 20 yeter falan. Ya bak sana yakışıyor mu falan. Ben de gittim kaç kişiye. Benim de portföyüm var. Ben de dergi çıkartıyorum yani. 15 senedir dergi çıkartıyorum. Bende de 150-200 tane büyük iş adamı var. Yani ben de gittiğim zaman ya Cihat 150 tane yeter. Abi 100 tane ver. Ya yakışıyor mu? Ben senden 3 sene önce aldım bu 15 bin lirayı. 3 sene önce. Şimdi 3 sene sonra sen 2,5 lira veriyorsun ya. Herkes 100 alıyor. Herkes 100 alıyor. Tamam mı? Herkes 100 alıyor. Bu da bir şey yani. Biraz bana da çok düşük geliyor bu rakamların. Yani en az, talep açısından en az değil mi? Şu ana kadar bilmiyorum ne satıldı ama 15 günde bu takımın gerçek sahibi taraftarlar olduğunu gördük. İş adamları değil. Güzel tespit. Doğru. Evet, aynen öyle. Şimdi 100 tane bileti alan ben de evde destek yaptım zannediyor. Ben de alırım 2,5 lira verip ben de 100 tane bilet alırım. Ya böyle bir şey yok abi. Yani o bilet biraz rağbete, iş adamlarını biraz rağbete şey yapıyor. Yani bunlara bir
ne bileyim bir telefon, bir büyük birilerinin araması lazım. Amirim memurum. Ya ne yapıyorsun? 100 tane olur mu? Al sen 200 tane daha al, 300 tane daha al demesi lazım. Bunlara birilerinin ön ayak olması lazım. Benim dememle 100 tane alıyorsa ayıp ettim bak şimdi. Koca firmasın. 1000 kişi çalıştırıyorsun. 100 tane bile hayırdır. Fabrika sahibi 1000 kişi çalıştırıyor. 1000 tane alacak abi. Her işçisine birer tane. İşçisi de ben gidip stok mu kurayım şimdi şeyin önünde. Fabrikanın önünde yani. Olmaz. Düzce tabii. Spor Kulübü olarak gidip fabrikanın bu yani insanın dilenci yanına koyulmaz yani. Bu dilencilik değil. Başkanın buradan gelecek bir trilyona ihtiyacı yok ki. Adam arkamda kim var onu görmek istiyor bir kere. Öyle değil mi? Tabii o aslında bir anlamda bıraktı o. Gitti adamına ne dedik? Aa gelin gidin herkes bir tanımayız başına. Şudur budur falan. Herkes dedi ki gel başkan bize sahip çık falan. E geldi. Ben de diyor ki arkamdakileri görmek istiyorum. Ya kim var? Şurada benim arkamda kim var diyor. Şurada bir yanılgı var Erol abi. Ben devamlı merkezde olduğum için. Sanki bu bilet kampanyasında bizim takımımız Düzce Spor sezon sonuna kadar maddi olarak rahat edecek. Hayır. Yok öyle bir şey değil. Ya. Tam bir aylık para. Bakın çok 1 milyon toplansa Düzce Spor'un haftalık masrafı ben irdeledim, araştırıyordum da 250 bin TL. Aylık 1 milyon. Şimdi tabii burada abi. Bizim Cihat çok güzel güzel yere vurgu yaptı. Sayın Gökhan Kapoğlu'nun, Sayın Başkan'ın burada dediği gibi 1 milyona ihtiyacı yok. Şimdi bir başkan ne kadar desteğini görürse etrafından o kenetlenmeyi, o böyle toplu sıkmayı böyle tamam mı Erol abi? Yumruğunu sıkmayı o kadar memnun kalacak. Ya bir verin beş verin bugün, diyor adam ya. Bakın, adım da kardeşim. Ben bugün niye dikkat ettim biliyor musun? Sayın Vali Yardımcımız geldi. Gökhan Başkan o kadar memnun oldu ki Hasan abi. O kadar memnun oldu ki. Diyeceksin o kadar diye, memnun oldu ki. Kapıda bekledi adamı ya. Kapıda bekledi şimdi. Bakın. Destek lazım. Yarım saat bekledi. Bu para bir ay yeter Erol abi. Bir ay. Vali Yardımcısı geliyor diye. Yani. Çünkü daha Mayıs'a kadar çok var. Başkanlar, eski başkanların kanaatlerini alalım. Hazır zannediyorum. Acaba eski başkanlar, kulüp başkanlar neler söylediler? Daha sonra devam edelim. Hem geçen yıl kulüp başkanlığı da yaptım. Şu anda da yönetimin içinde görev alıyorum. Düzce Spor hepimizin ortak değeri ve zor zamanlarında hepimizin destek olması lazım. Düzce Spor bizim için gerçekten önemli. Çünkü Düzce'lik ruhunu yansıtan, Düzce'liği bütünleştiren, birlik beraberliğimizi sağlayan önemli kurumlardan bir tanesi. O sebeple Düzce Spor için biz de elimizden ne zaman ne gelirse yapmaya hazırız. Bugün burada da bunun için bulunduk. Belediyedeki müdürlerimizle beraber biz de katkı sağlamak istedik. Tabii bunu bu şekilde kısıtlı bırakmayacağız. Elimizden ne gelirse daha da yapmaya devam edeceğiz. Güzel bir kampanya oldu. Yani yönetim kurulu tabii kendi zaten başarılı bir ekip oluşturdular. Ama bunun yanında Düzce'de bulunan iş adamlarımız, siyasetçilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, Düzce Spor'un yanında olduğunu hissettirmek başka bir şey. Çünkü yönetimin de buna ihtiyacı var. Gerçekten yalnız olmadığını hissetmesi lazım. Yani sağ olsunlar siyasi çevreler de bu konuya çok destek verdiler. Öne yak oldular. Keza sivil toplum kuruluşları destek verdiler. Ve ben aldığım bilgiler doğrultusunda kampanya iyi bir seviyeye varmış. Tabii devam edecek. Sanırım 1-2 haftalık daha bir süreç var kampanyayla ilgili. Ya bu işler kolay değil. Bir kesimin üzerine yıkmamak lazım bunları. Bu sorumluluğu paylaşmak lazım. Maddi manevi anlamda paylaşmak lazım. Biz de eski başkan olarak görev yaptığımız süre içerisinde yaşadığımız zorlukları görerek şimdiki başkanımız ve yönetim kuruluna destek amaçlı bilet kampanyasına katılım sağladık. Bundan sonra Düzce Spor'un şampiyonluk yolunda en iyi şekilde, en iyi adımlarla ilerleyeceğini, en güzel şekilde Düzce'yi temsil edeceklerini biliyoruz. Başarılar diliyorum. Biz Düzce Spor'un her zaman yanında olduk. Bir dönemde taşın altına elimizi değil gövdemizi koyduk biliyorsunuz. O dönemde yine Düzce Spor'un en kötü günüydü. Bir noktalara da getirdik. Bugün de gururla takip ediyoruz. İyi bir kadro, iyi bir ekip. Ve inşallah şampiyonluk yolunda güzel bir fırsat ortamı doğdu. Bu noktada bizler de yine elimizden gelen tüm desteği Düzce Spor'umuza, Koca Çınar'ımıza her zaman olduğu gibi bugün de gösteriyoruz. Böyle hatıra bir bilet konusunda da biz de yine hem desteğimiz olsun hem de bu hatıramız da bizde bulunsun düşüncesiyle bugün bu şekilde destek olmak istedik.
Ayrıca ben de basından izlediğim kadarıyla Düzce'deki tüm sivil toplum kuruluşları, partilerimiz, kamu görevlileri, herkesin görüyorum ki Düzce Spor'a bir desteği var. Bu sene Düzce Spor bir üst lige çıkacağından ben de eminim. Bugüne kadar gelen arkadaşlara, buraya destek verenlere, herkese teşekkür ediyorum. Gelmeyen kişiler de karınca kaderince gelsinler. Burada en azından maddi manevi destekte bulunsunlar. Düzce Spor'u bir üst lige çıkarırsak Düzce'de bir üst lige çıkar diye düşünüyoruz. Gençlerimiz sporla tanışsınlar. Düzce Spor coşkusunu hep birlikte yaşayalım diyorum. Teşekkür ediyorum. Sen sözünü kesmişsin zannediyorum. Aslında söylemek istediğin çok şey olabilir. Nedir ya kanaatin? Ben iş adamlarının biraz daha bu taşın altına adam gövdesini sokmuş. Onlar da biraz elini soksunlar. 100 tane bilet verip kaçmasınlar yani. Gerçekten ayıptır ya. Düzce Spor'a 10 sene önce, 5 sene önce 10 milyar, 20 milyar veren adam 2,5 lirayla resmen sıyırıyor adam ya. 100 tane aldım diye. Oo çok güzel bir şey. Bunları Gökhan Başkan bilmez ki. 2500 lirayı adama destek yapıyor zannediyor. Yok öyle bir şey ya başkanım. Öyle bir şey yok yani. 100 tane biletle destek, bir iş adamı eğer 100 tane biletle destek oluyorsa ben saymıyorum yani. Sen şu anda saysan en fazla sattığın bilet 20 bindir, 25 bindir yani. Bunun şu anda 70-80 bin olması lazım. Bizim milletvekillerimiz, şimdi Ayşe Keşir geldi, ilçe teşkilatlarıyla geldi. İl teşkilatı ayrı aldı. Milletvekilleri neredeydik, şey yaptık onlara, çağrıda bulunduk. Geldi Ayşe Keşir, merkez ilçeyle beraber 50 tane bilet aldı. Yok böyle bir şey abi. şimdi Ümit Yılmaz vekilimiz. Biz hepsini çok seviyoruz. Zaten Paris'e kriş piyasada yok. Var mı yok mu bilemem. Ben kulübün açıkladığı bir şey olmadığı için olmadıklarını kabul ediyorum. Yoklar yani. 50 tane biletle AK Parti merkez ilçeyle 50 tane bilet alıyorsan ben onu saymıyorum sayın vekilim. Sen en az önce Hasan abinin dediği gibi en az birer tane maaşlarını vermeleri gerekiyor ya. Onların o maaşlara ihtiyacım var. Yok. Ama Düzce Spor'un belki bir yarısına mı menem olacak? Bir tane maaş kaç lira? 25 bin lira mı? Al 1000 tane bilet ya. 1000 tane bilet alacaksın sen. Sen benim vekilim değil misin? Sen benim vekilim, sen bu Düzce Spor'a bir tane maaşını vermek zorundasın. Maaşlamak zorundasın. Yok zorunda değilim deme. Zorundasınız abi. Sizi buradan kim seçti? Ya bir iş insanı kim seçti? Kim getirdi buraya? Oksijen medyaya geldi. Onu söyleyeyim ben sana. İş insanı hiç reklam istemiyorum dedi. Zorla fotoğraf verdi. Evet. 50 bin lirayı tık diye koydu oraya, biletini aldı gitti. Bu kadar. Reklam istemiyorum dedi. Ama siz bilirsiniz dedi. Fotoğraf sadece çekti bizim arkadaşlar. Böyle lazım yani. Abi milletvekilleri, milletin vekili. 400 bin kişi. Milletin vekilisin. Vekilisin sen ya. Doğru. Bir maaşını versen 25 bin liraya, 30 bin liraya neyse ben bilmiyorum maaş, vekil maaşlarını da. Bir tane maaşını versen ne olacak yani? Ver. Başkan da futbolcu da Düzce de seni takdir etsin ya. Bir maaş gene kesmez de. Hadi bir maaşını verdi diyelim. Bir rakam diyelim. 1000 tane yapar. Ama yok sen 50 tane alıyorsun. 10 tane alıyorsun. Yani Ümit Vekilime ben çok şey yaptım. Ne bileyim yani. Belki vermiştir. Ayrı vermiştir. Store'da o şekilde bir poz vermiş olabilir. 10 tane biletle katkıda bulundu. Düzce milletvekili. Ben kabul etmiyorum. Bilmiyorum yani. 10 tane bilet milletvekili. Ya onu asgari ücretli alıyor zaten. Asgari ücretli maaşını alıyor geliyor Hasan abinin oradan biletini alıyor. 10 tane. Ya 10 tane bilet milletvekili alırım ya. Böyle bir şey var mı? Bana bunu açıklasınlar ya. Bir tane maaşını veremeyecek milletvekili. Bilmiyorum bir dahaki seçimlerde ne olur. Şu anda kenetleniyoruz. Sen bu kenetlenmeye girmiyorsan o zaman kusura bakma deriz yani. Bir de kimse kimseyi zorla şey yapmıyor. Ama orada şampiyon olduğu zaman takım gelip orada portreye girmeyecek. Girmeyeceksin oraya. O resme girmeyeceksin o zaman. Orada oturup böyle atkıları bilmem neleri boynuna takmayacaksın. Bir evet, tane maaşını vermiyorsan bunu yapmayacaksın. Evet. Emrah, Tuzcu sen ne diyorsun bu kampanyaya? Erol abi, şimdi Hasan abim de karşımda. Tabii beklentiler çok. Hasan abim, ama ihtiyaç da var. Hasan abim karşımda, aklıma o geldi. Hani böyle bir ambiyansı görünce hemen onu paylaşayım. Hasan abi yönetimdeydi. Başkan almadan önce, Gökhan Başkan almadan önce sezonu açamıyorduk. Ha, canlı örnek karşımıza duruyor. Metin abiler son dakikada Celal Kasapoğlu başkanımızın
yardımlarıyla sezona girdik. Deniyordu ki o zaman. Tabelayı indireceğiz, ışıklar sönecek, kulübü kapatacağız. Yanlış mıyım abi? Evet. Şimdi bugünkü günümüze döndüğümüzde Düzce Spor'un asla ve asla ölmeyeceği, o tabelanın inmeyeceğini taraftar, Cihat abinin dediği gibi gerçek taraftar sahibi, kulübün sahibi taraftar olduğunu hepimiz gördük. Niye? Deminden beri arkadaşlarım rejim buradan da görüyoruz. Yanlış anlamayın, kimse yanlış anlamasın. Asgari ücretle çalışan bir hizmetli abimiz var, belediyede çalışan, çöpleri evet. toplayan arkadaşımız. Aha, şu anda da ekranda. Hani bu abimiz, kardeşimiz gelip kendisi desteğini bırakıyorsa, Düzce Spor'un tabelasının asla ve asla yere inmeyeceğinin bir göstergesidir bu. Ha şimdi gelecek olursak kampanyaya, kampanya ha, tabii ki herkesin istediği gibi gidiyor mu? Bunu yönetime sormak gerekiyor. Şimdi biz kendi açımızdan bakalım. Bir tane dahi bize destekte bulunsalar bizim için bulunmaz nimet. Çünkü damlaya damlaya göl oluyor ama bir elektriklenme olması gerekiyor. Şimdi Mustafa abim bir videosunda paylaştı. Sana dedi meydan okuyorum dediğimde. Cihat abinin de dediği gibi bunun şimdi ben Nevzat abiye dokunduğumda sana dokunması. Senin de böyle bu şekilde yayılması gerekiyor. Bir algı yapılması gerekiyor. Bir ağ oluşması lazım. Bir ağın oluşması gerekiyor dediği gibi. Ama ben hala hazırda, hala da kulağıma geliyor. Ne kadar doğru bilemem. Düzce Spor mu? Aman 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 bana gelmeyin. Hala da böyle şu anda basında ama görüyoruz. Ama algının kaybolması lazım artık. Hala daha varmış abi. Yani çok hala daha bunu söyleyen arkadaşlar varmış. 2016 yılında Mehmet Saygun yönetiminde kulübün basınına bakarken dahi ben kendim bizzat gözümle kulağımla duydum bu denilenleri. Hala daha bugün maçta bir arkadaşımız söyledi. Biletle alakalı çalışan arkadaşlarımız. Bu algının kırılması gerekiyor. Hala daha Düzce Spor denildiğinde, DS'nin denildiğinde bana gelme kardeşim diyenler varmış. Şimdi Cihat abi anlatıyor. Ben zamanında diyor 10 lira 5 lira aldığım adamdan 2500 lira alabiliyorum. Tamam ekonomi belki bozuk olabilir ona bir şey diyemem ama burada vergi dairesi, burada dediği gibi çalıştırdığı elemanları varsa, yapabilecek güçleri varsa kaçmayacaklar abi. Sonuçta Düzce'den ekmek yiyor herkes. Ben olaya böyle bakıyorum. Evet. Aslında Düzce'nin bir değeri. Bu değeri kabul etmemiz lazım. Yani bu değerdir. Şöyle de bakalım. Programlarda hepimiz konuştuk bunu. Bir otelden bahsediyorum. X bir otel. Şimdi Kozan geldi buraya. Nerede kaldı abi? Bugün yemek yediler. Kozan Belediye Spor. Kozan yemek yedi maçtan sonra. Pide istediler. Düzce nereden böyle. Yediler abi? Esnaf anlatabiliyor muyum? Yararlanacak. Buna bu şekilde bakmamız yani gerekiyor. Üst lige çıkmamız Düzce'nin üst lige çıkması anlamı taşıyor bir anlamda. Kıta yükseltiyor. Aynen aynen. Bir kere profesyonellik ne kadar çok yukarı çıkarsa beyin de öyle profesyonelleşecek. Ben böyle bakıyorum. Ama eğer otelci gelsin canım ister gelir ister gelmez umursamazlık vari yaklaşırsa olmaz. Ayıplamamız gerekiyor. 10 bilet mi aldı? Ya yazık ya sana dememiz gerekiyor. Yok utanmayacağız. Ne diyoruz biz? Bir bilet alan da bizim için. Yok abi. Eğer Nevzat abinin gücü yetiyorsa Cihat abinin dediği gibi 100 bilet mi aldın? Ya yazık utan ya. Derler özür diliyorum. Sakalından utan derler ya mesela. Ya utan kardeşim 100 tane mi aldın? Dememiz gerekiyor. Boy boy resim yapmayacağız. Paylaşmayacağız. Buradan Hüseyin abi bana resim atıyor. Sayfada paylaş diye. Resmi sayfada paylaş. 10 tane bilet almış. 100 tane bilet almış. Abi kaç para? Yazık günah. Ben tuşa basmam 10 tane bilet için dememiz gerekiyor. Bu şekilde bakıyorum abi. Ha belki yanlış düşünüyoruz. Ama Mustafa abinin dediği gibi bir deplasman masrafı 50 bin lira. Hani diyor ya haftalık 250 bin lira masraf var. Çok diye. Büyük para. Abi, çok büyük masraflar var. Yaydın'da bunun çalışanı var, yemek yapanı var, elektrik gideri var. Yani envai çeşidi var. Ama dediği gibi o algıyı yakalamamız gerekiyor. Tabii hani mi? 1 milyon liraya ihtiyacı yok Gökhan abi. Ama mevzu Gökhan abinin paraya ihtiyacı değil. Ya da kulübün ihtiyacı değil. Arkamda kim var? Onu görmenin derdim. Evet. Ben böyle bakıyorum abi. Tabii burada bence evet bu arkadaşlarımızın yaptığı eleştiriler tabii ki önemli, kıymetli ama de bardağın dolu tarafından bakmak lazım. Ben 1976 yılında Düzce'ye geldim. Akçok Hoca'dan. Ticaret lisesine başladım. Tesadüfen evi de stadın orada bulmuştuk. Öğrenci evimiz vardı.
Hiç unutamam o yılları. Bundan 45 yıl önce falan. Çok da iddialı bir takım vardı Düzce Spor'un. Samet ambiyansın diyorsunuz değil mi? Tabii Samet abilerin işte Ertuğrul, Solbek Ertuğrul vardı. Uğurlu abi. Nasıl, Yavuz vardı. Yani Eskişehir'den bir hocamız vardı galip. O zamanlar iyi. Galip Türkan. Evet. Ben tabii maçları da seyrediyordum. Yani o gün bugündür Düzce Spor'u takip ederim. Yani müthiş bir seyirci. Müthiş bir atmosfer. O günden bugüne kadar geldiğime bakıyorum ki yani şehir ilk kez o zamandan bu zamana kadar farklı dönemlerde ben belki kaçırmış olabilirim ama bu hatıra biletle ilgili gördüğüm şey şu. Bu bardağın dolu tarafı tabii ki. Şehir bir bütün olarak takımının arkasında olduğunu gösteriyor. Birileri isim vermeye gerek yok. Onlar kendilerini iyi biliyorlar. Birileri Düzce de futbolla ilgilenen %5, %10 deseler de hayır öyle değil. Şehrin yaşayan temizlik işçisinden iş adamına kadar, siyasetçisinden bürokratına kadar bırakalım onu 7 kıtaya bölünmüş yani Düzce'nin gurbette yaşayan Avrupa'sından Amerika'sına, Afrika'sından Avustralya'sına kadar yaşayan Düzce'liler ben görüyorum hakikaten IBAN numarasıyla para yatırıyorlar. Karınca karınca hiç fark etmez. 25 lirada bir, 25 milyonda bir. Yani bu şehrin takımına sahip çıktıklarını esas bu şehrin siyasetçilerine, büyüklerine, bürokratlarına ve kanaat önderlerine diyorlar ki biz bu şehrin takımın sahibiyiz kardeşim. Bu takımı yalnız bırakmıyoruz. Yalnız bırakmaya bırakanları da affetmeyiz. Zaten bunu söylüyorlar. İşin bir tarafı bu. Evet. Geçmişte o olmuş, bu olmuş, şu olmuş, kırgınlıklar, dargınlıklar, küskünlükler olmuş ama Düzce Spor farklı siyasal görüşlerden de olsa farklı üç büyük işte Trabzon'du, Beşiktaş'tı, Galatasaray'ı da tutsak, Fenerbahçe'yi de tutsak, Beşiktaş'ı da tutsak ama Düzce Spor kaşkoluyla, formasıyla gidip orada tek bir nefes olabiliyor. Bunu insanlar görüyorlar, yaşıyorlar. Yani gururla benim takım Düzce Spor diyecek bir kesim var artık diyorum, değil mi? Yani evet. Şehrin takımından bir haber yaşayanlar var. Görüyoruz. Bu günah değil. Ama ayıp. O evet. Nedenle varsa imkanları sahip çıkmaları lazım. Bu verilen paralarla tabii ki Düzce Spor kurtulmayacak. Ama yani Cumhurbaşkanı döneminden diyor ya biriz, beraberiz, tekiz diyor ya. Bunun gibi yani burada şimdi kulüp yönetimi gerçekten kritik bir karar almış hatıra bilet kampanyasıyla ve görüyoruz ki çok doğru bir karar almışlar. Şehir de buna sahip çıkıyor. Bunun bence devam edilmesi lazım. Buradan bakmak gerekir diye düşünüyorum. Evet. Şurada ben dolu tarafı kabul. Şuradan ben bir lafa girmek istiyorum. Siyasi ve sivil toplum örgütleri Erol abi. Bu siyasi anlamında siz daha bizden tecrübesiniz. Biz o siyasi alanda yokuz. Spor alanının tarafında varız. size ben bir soru soracağım Erol abi. Bir siyasi parti, hiç fark etmez isim veya sivil toplum örgütü veya dernek başkanlarından bir tanesi. Sıda bir hafta önce kampanya yapsalar, Sıda'da bir konuşma yapılacak. Kaç kişi gelir? Sıda doldurur mu? Tıktım tıktım. Yok yok siyasiler. Yok, kendisi siyasi anlamda tıktım tıktım olur. Yok yok siyasiler diyorum doldurur mu? Dolduramaz bana göre. Ama... O tribünleri dolduramaz. Aha. Doldurma konusunda. Dolduramaz. Yani ister milletvekili, ister belediye başkanı, ister bakan efendime söyleyeyim. Değil mi? Dolduramaz. Dolduramaz. Şimdi futbol, bakın şurada şu kelime söyleniyor. Düzce Spor taraftarı kaç kişi ya? 10 bin olsa. 10 bin ne yapar? İşte o değil. 10 bin değil. Değil aynen. Bugün Düzce Spor şampiyonluğa, bugün taraftar eğer, bakın iddia ediyorum. Bugün seyirci açık olsaydı maç o stat almazdı. Kesinlikle. Aynen. Üç bakın daha çok geride insanlar vardı. Hep bir spor programı yapıyoruz. Evet. Takip ediliyoruz. Efendime söyleyeyim insanlar soru soruyor. O yüzden Düzce Spor futbol takımı ama o stadı dolduruyor ve o kadar da insanlar dışarıda kalıyor. Bu bir. İkincisi de daha önce Sayın Mehmet Saygun'un da bu kulüpte aynı Sayın Gökhan Başkan gibi 5 yıllığına bir projeyle gelmişti ve iyi işler yapacaklardı. Doğru mu? Emrah o için içindeydi. Ve verilen sözler tutulmadı bu kişiye. Aslında Mehmet Saygun da bir iş insanı. Hakikaten güzel işler yaptı Düzce Spor'da. Ama bir senede bıraktı destek gelmeyince. Şimdi verilen destekler
verilen sözler yerine gelmesi lazım. Sayın Gökhan Başkan ve Yönetim Kurulu, bu Düzce Spor takımını, bak takım diyorum, şurada küçük bir parantez var. Düzce Spor takımını Düzce Spor Kulübü olma yolunda ilerletiyor. Bakın takım başka, kulüp başka. Kurumsallaşıyor. Evet yani. Tabii. Şimdi Düzce Spor tesisiyle işte borcu var mı yok mu, altyapısıyla, bunlar altyapısı olarak ileride iyi işler olacak. 5 yıllık planlama yapacak. Çünkü o projeleri de bildiğim için söylüyorum. İşte Düzce Spor'un borcu yok. Düzce Spor lisans çıkaramadı. Yani şu andaki yönetim kurulu Sayın Başkanımız Düzce Spor'u borçsuz hale getirmiştir ve kulüp olma yolunda ilerliyor. Hiç başka lafa böyle başka uzatmaya gerek yok. Kalıcı çözüm şart Erol abi. Burada evet. Kalıcı çözüm olursa Düzce Spor'un 5 yıllığı bir kere kurtarır. Ve daha uzun yıllar. Büfe mi yapacaksın, fırın mı yapacaksın, benzin istasyonu vereceksin. Bunun bir an önce faaliyete geçmesi lazım. Bakın 5 ay oldu hala yapılmadı. Kalıcı çözüm olmadığı müddetçe Düzce Spor yarın bir gün Gökhan Başkan bıraktığın zaman tek kalacağı yer kayyumdur. Hasan abi. Bu sefer bu amatör takımları da bilmiyorum Hasan abi bile satıyor. Biz televizyonda Hasan abiyle beraber konuşuyoruz. Amatör takım kulüp başkanları, yani durumu iyi olan başkanlar 70-75 veya işte basketbol, voleybolla beraber 100'e yakın bir amatör takım var. Bunların kulüp başkanları, futbolcuları söylemiyorum bakın. Gelmesi lazım. Kaç kulüp geldi Hasan abi bilmiyoruz. Çünkü. Aydınpınar Spor'la Çilimli Belediyespor geldi. Süper amatörde değil mi Aydınpınar evet, Spor? Evet. Aydınpınar Spor Çilimli geldi. Çilimli Bal'da. Çilimli Bal'da. Belediye başkanıyla birlikte geldi bütün futbolcular, teknik heyet. Yani iki kulüp geldi. Bak iki kulüp geldi. Güzel bilet aslında. Bir hatıra biletle ilgili video var. Onu evet. İzleyelim, devam edelim istersen. Hazır sana diyorum. Karşılığıdır. Düzce Spor heyecan ve azmin hikayesidir. Düzce Spor bu şehri tek çatı altında toplayan, 7'sinden 70'ine, kadınından erkeğine herkesi bir araya getiren en büyük spor kulübüdür. Düzce Spor yurt içi ve yurt dışında yaşayan on binlerce Düzceli'nin futbol sevdasının adıdır. Tüm Düzce sporluları şampiyonluk yolunda olan takımımızı desteklemeye çağırıyoruz. Bizim çağrımız işçisinden patronuna, öğrencisinden esnafına, gencinden emeklisine, tüm kişi ve kurumlara. Özel olarak basılmış hatıra biletini Düzce Spor için satışa çıkardık. Seyircisiz oynanan her maçta belki tribünlerde olamayacaksınız. Ama satın alacağınız hatıra biletiyle Düzce Spor'un her daim yanında olduğunuzu ve kalben desteklediğinizi göstereceksiniz. Sadece 25 TL karşılığında bu özel ve anlamlı hatıra biletine sahip olarak sen de takımının yanında yer alabilirsin. Her 25 TL'lik bilet bir adım daha şampiyonluk demek. Haydi Düzce sporlular, gün takımımıza sahip çıkma günüdür. Sen de bir hatıra bileti al ve takımına sahip çık. Özel hatıra biletini Düzce Store ve yetkili satış bayilerinden temin edebilir ya da aşağıdaki IBAN ile uzaktan destekte bulunabilirsiniz. Evet, tabii konuşmamız gereken çok şey var ama Nevzat Bey, sizden de alalım kaç kanal. Mustafa Bey konuşurken aklıma şey geldi, yani Cihat Bey konuşurken de. Akşam Cihat daha bitmediğini söylüyor yalnız. Biliyorum, biliyorum. Ben bir şey daha söyleyeceğim, artık bir daha konuşmayacağım. Çünkü aşağı yukarı konuşulacak her şey konuşuldu. Yani birbirinin tekrarı şeylere söylemeye gerek yok. Akşam programa gelirken ofisteki arkadaşlara dedim ki, yani siyasi partilerden gelenlerin bir şeyine bakabilir miyim diye listeye bir bakalım dedim. İsim vermeyeceğim. Ama yani önemlice bir siyasi partinin iki hafta geçti. Ve hala gidip bununla ilgili adım atmadığını gördüm. Üzüldüm gerçekten. Şaşırdım da. Doğru. Şaşırdım da. Yani en küçük, belki de esamesi okunmayacak parti bile gitmiş. Karınca kadarınca şehrin kulübüne sahip çıkmış. Gönülden. Gitmiş, gönülden vermiş. Şehrin en önemli partilerden bir tanesi. Onlar düşünüyor abi, açık söyle ismini, herkes biliyor yani. Hala düşünüyor diyorsun yani. Hepsine vermeye gerek yok, belli yani. Belki de bir planları vardır, başka hesapları vardır, bilemiyorum. Rencide etmek de istemiyorum ama gerçekten doğru değil. Yani onlar önce olacaklar, önder olacaklar ki insanlar görecekler, sakınlarına sahip çıkıyorlar. Yanlış mı düşünüyorum? Önceyiz, doğru.
Peki abi bu hani üç harfli şeyler var ya marketler. Her sokakta, her yerde var. Bunlar ya abi bak. Bunlara tamam ben buralı değilim. Buralı değilsin ama sen burayı sömürürsün kardeşim. Bravo. Her sokakta varsın ya. Sömürme değil de buranın ekmeğini yiyorlar diye. Düzce'de 3 tane mekan değil ya. Her sokakta varsın. Her gün boş bulunan yerleri bunlar açıyorlar. Üç harfliler. Yani bunların da Düzce Spor'a bir katkısı olması gerekmiyor mu? Yazıyor arkadaşlar siz okuyamıyorsunuz, bakmıyorsunuz. Program yapıyoruz diye. Ben takip etmişim. Çekmiyordu, çekti. Bakıyorum. Yani bunlar çok önemli şeyler. Ama doğru abi. Tespit yani. Doğru o İstihbarat Başkanı Tüncer de ifade etti. Bu üç harfliler abi sen soktuysan bitiren... bu şehrin göbeğine, bakkalın esnafın işini bitirdiysen, bu adamların bir şey yapılıyorsa burada, denetleniyorsa insanlar, bu adamlar da elini cebine atacaklar abi. Bırak biz onları taşın altında bir şey soktum demiyoruz. Sen de göster kardeşim kendini. Göster kendini bakayım. Her sokakta varsın. Bakkalı bitirdin, esnafı bitirdin. Çorap satıyorsun, altın satıyorsun, her şeyi satıyorsun. Evet, nasıl olacak yani? Evet. Sen Düzce Spor için Düzce'nin tek sivil toplum örgütü arkasında da durduğu. Mustafa Hoca'nın dediği gibi siyasi toplayamaz bu kadar iyi insanı. Bu takım topluyor. Sen Düzce'nin gel burada garibanın bilmem nesinin esnafının işini bitir. Yanı başına koy. Aç marketini. Düzce'yi sömür, Düzce Spor'a bir şey verme. Ben bunu da kabul etmiyorum. Bunu esnaf odalarımı, ticaret odasını kim yapacaksa bunlara gidip kardeşim siz de destek olacaksınız demesi gerekiyor. Bak vardır bir yaptırım. Yaptırım yoksa da rica da olmuyorsa başka türlü suyunu keseceksin her abi, şey olacak yani. Suyunu keseceksin. Olması gerekiyor. Abi olmaz yani. Burada yok mu abi her sokak tarzı şeyde. Cihat'ım çok güzel. Her evin altında neredeyse varlar yani. Güzel yere temas etti. Şöyle yapalım. Bunu biz hemen kısa söyleyeyim ben. Son tur yaptığımızda söyleyelim. Evet. Birer cümle alalım. Evet. Hatıra biletle ilgili önemli tespitler söylüyorsunuz. Çünkü söylemek de lazım. Hem kanaatinizi alalım, turu da öyle toparlayalım istiyorum ben. Buyurun. Evet. Şimdi Sayın Tutkun'a teşekkür ederim. Güzel yere temas etti. Aslında bu kampanya bittikten sonra şöyle yardım yapılmayanların listesi çıkması lazım. Bu kesinlikle yardım değil, destektir bu ya. Yardım vardır. Bir kere Sayın Başkan bunu kabul etmez. Ben biliyorum ama en azından halkın bilmesi lazım. O halkta hangi kim var yardım etmeyen veya destek çıkmayan? Ben o markete gitmem kardeşim. Bak. Ben gitmem. Eğer Düzce Spor'a bilinç gelirse. Evet. Yani onu bir kere basın olarak gibi. Evet evet. Yaymamız lazım. Açık açığa yaymamız lazım. İnsanlar burada Düzce'nin ekmeğini yiyorsa Düzce'lidir onlar benim için de. Bir de Mustafa Hoca şu var. Birçok kulübün başında X firmasının adı var. Aynen. Markası olmuş. Bilmem ne Kayseri Spor, bilmem ne Sivas Spor diyor. Düzce'nin başında bir şey yok. Dışarıdaki illere reklamını veriyorlar. Evet. Büyük paralar veriyorlar ama Düzce Spor'da, Düzce ilinde para kazanıyorlar. Ama Düzce Spor'a gelince, efendime söyleyeyim, patron yok, o yok, bu yok gibi. Cihat doğru söylüyor. Patron yok diye bir şey yok abi. Onların genel merkezleri var. Her sokağa sen mağaza açıyorsan. Buna karar veren birileri vardır. Ona ulaş kardeşim diyeceksin yani. Öyle değil mi abi? Siz medya olarak bizim de aslında sıkıntımız abi her sokakta yok mu ya? Evet. Köyde bile var. Köylerde bile açıldı ya. Evet. Öyle. Kaymağı yiyorsanız. Evet Hasan abi. Patrona sor. Patron yok falan diyorlar ya. Onlar bahane eder. Öyle bir şey yok abi. Dilenci geldiği zaman patron yok dersin gönderirsin ya. Bu Düzce Spor için geçerli değil abi. Patron ben reklam almaya giderim de sen ben İstanbul'a bağlayayım diyebilirsin. Ama Düzce Spor için bunu delirtmemen gerek. Evet. Patronunla bir görüşü var, dönü var kardeşim diyeceksin yani. Abicim, ablacım neyse. Ona göre hareket edeceksin. Bir Düzceliler de bunu açıkladığın zaman o marketlere giriyor mu girmiyor mu o zaman bakalım. Esans giriyorlarsa da girsinler ne yapalım. Bir de benim endişem şu. Bu kulüp her siyasi görüşü kapsayan bir yönetim oluşturdu. Yani hiçbir siyasi güç yok burada. Hepsi sadece hedefler Düzce Spor. Bu her zaman yakalanmaz bu hava. Bu havayı da desteklemek lazım. Tamam biz maddi kesinlikle olarak destekleyemiyorsak bile manevi destekliyoruz ama maddi olarak bir takım desteklemesi gerekenlerin mesajı alması lazım. Yani bu komite, bu yönetim, bu bir ordu. Düzce Spor ordusu hemen her zaman bulunmaz. Yakalamışız bir motivasyon. Bunu öldürmememiz lazım. Kesinlikle. Maddi olarak vermesi gerekenler mesajı da alması lazım diye düşünüyoruz. Senin kanaatini alalım. Toparlamış evet. Olan evet. Bir anda. Bu sinerji devam etmeli. Beklentimiz o. Ayrıca şimdi ben Mustafa Hocam'a
Kodri Meydan dedim. Mustafa Hocam geldi. Benim çağrıma cevap verdi. Sana Hodri Meydan dedi. Sonra işte Kenan Işık geldi. Sen Kenan Işık'a söyledin. Bunu demin gündeme geldi Emrah söylediğinde. Düzce'de avukatlarımız var mı? Var. Doktorlarımız var mı? Var. Uyumcularımız var mı? Var. Çıksın birer tane eczacılar. Birer tane. Çıksın Düzce Spor'u. Kıyısından köşesinden azıcık seven, bu işe ilgi duyan. Hodri Meydan desin meslektaşına. Tatillerimiz var, mühendislerimiz var. Hodri Meydan desinler. Abi topa girsin. Avukatım girsin, doktorum girsin, kuyumcum girsin. Doğru. Meslek odaları. Takmışız kafayı ticaret sanayi odasına. Düzce Esnaf Sanatkarlar Odası'na. Bir şey daha. Doğru mu? Belli başlı yerler. Öbür tarafta sahra yatıyor. Bilmiyorum ki kaç yüz tane avukatımız var. Bilmiyorum ki. Yani çok güzel dedi. Şenol Kurt, Cihat tanıdığı için gitti verdi bilet. Ama öbür üç harfleri tanıyan yok. Dolduruyor çuvala Hasan gidiyor. Abi, başka öyle bir esnaf var ki Düzce'de bankada sıra var, orada sıra yok. Yani o kadar sıra böyle dışarıya açmış. Evet, onun için bunlar, bu dinamikler de hayata geçmeli. Düzce Spor yakaladığı bu ivmeyi kaybetmemek adına bu destek devam etmeli. Sadece bu milletvekilinin, işte il başkanlarının ya da belli her zaman veren iş adamlarının, belli isimlerin kulübü değil. Ne dedik? Düzce Spor'u konuşuyorsa bu memlekette doğması önemli değil. Doyması da önemli. Doğan da doyan da bu memleketin ortak değeri Düzce Spor'a adam gibi sahip çıkacak. Lamacım yok. Evet. Lamacım yok. Gökhan Kapoğlu'nun değil, Hasan Kaya'nın değil. Hiçbirimizin değil. Evet. Bize atalarımız bırakmış. O zaman bu memlekete gelmişsin, doyuyorsun. Bu memlekette doğduysan borcun var. Doyuyorsan da borcun var. Çıkacaksın ortaya. Avukatım da, doktorum da, kuyumcum da, eczacım da, bazı meslek grupları hiç topa girmiyor. Lütfen çağrımız olsun onlara. Onlar da girsin artık topa ya. Bu takım gidiyor. Yarın bunun nimetlerinden bütün Düzce faydalanacak. O zaman bütün Düzce Gökhan Kapoğlu ve ekibine, Düzce Spor'a delikanlı gibi omuz verecek. Bunu bekliyoruz. Evet. Sözüm bu kadar. Son bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Hasan abiler daha iyi bilirler. Düzce Spor şu ortamda yaşadığı bu rahatlığı, borcu olmayan, kimse böyle iş adamının bilmem neyin kapısına gitmediği, birilerini doğru araya sokarak arattırmayan bir başkan gördü mü iş adamlarımız? Emanet çek istemedi zaman. Böyle bir şey gördü mü? Kaç senedir borçsuz bir takım federasyondan şu anda alacaklıyız ya. Abi, korkuyorum gardı düşer bak, diye yani yöneticiler. İşte böyle bir adama başkan eğer destek olmayan iş adamı kim varsa ben hakkımı helal etmiyorum ya. Bu kadar basit. Evet. Etmiyorum. Evet. Senden gelip 50 bin lira yazdım sana, 100 bin lira yazdım sana diyen bir başkan yok. Akıllı olun biraz ya. Azıcık bir destek olun ya. 100 biletten kurtaramazsınız arkadaşlar. Yapmayın bunu yani. Ya şampiyon olursa Düzce kazanacak yani. Hala anlamıyorlar yani. Yani o bakkal çakkal şu. Hayır, bu başkan bırakır giderse gene size gelecekler. Seneye gene gelecekler 60'ya 50 lira diye. Verecek. Bak gelmiyor adam sana. Bir kampanya yapmış, destek ol diyor. Sen hala adım atmıyorsun. Sahara yatıyorsun yani. Doğru. Öyle bir şey yok abi. Evet. Düzce'de de hakkını helal etmez. Onun yanında çalışan adam da hakkını helal etmez. Kimse etmez. Evet. Sana kimse gelip de zorla silah dayayıp para istemiyor bu sene. Evet. Sen elini vicdanına koyacaksın, geleceksin, alacaksın. Vereceksin parayı. Evet. Kimsenin parasında gözümüz yok. Aynen. Cebinde gözümüz yok ama Allah aşkına ya bu memleketin değerine sahip çık. Bir omuz verin. Hep beraber gidelim ya. Beraber sevinelim. Efendim çok teşekkür ediyorum. Görüşleriniz, kanaatleriniz bizim için ve kamu için, Düzce için büyük önem arz ediyor. Çünkü medyanın sözü, medyanın tavrı, duruşu çok önemli. Benim açımdan, kamuoyu açısından önemli. Çünkü bizim bir maddi beklentimiz yok. Biz niye burada bunu savunuyoruz, anlatıyoruz, motive ediyoruz? Yani iyi giden bir iş var. Bu işe destek vermek zorundayız. Bir de demir tavunda dövülür. Allah korusun. Yani demir donduktan sonra hiçbir şey yapamaz. Her şey zamanında güzeldi. Ya bu takım bir ivme yakalamış. Biz zirveye yakalamış. Eğer biz buna daha iyi güç verirsek bu takım şampiyon olacak ve Düzce'nin sesi daha iyi duyulacak. Düzce'nin turizmi daha fazla ziyaretçi alacak. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir, Türkiye'nin, dünyanın her yerinden insanlar buraya gelecek. Burada alışveriş yapacak. Burada burayı tanıyacak.
Düzce için büyük bir reklam aracı. Kim ne derse desin. En azından bu reklam aracını öldürmememiz lazım. Abi gezen arkadaşlara randevu vermeyen Düzce'li iş adamlarına ne yapacağız? Yok kardeşim benim futbolla bilmem neyle şununla bununla ilgim yok diyenlere ne yapacağız abi? Evet. Kim var? Emir nasıl var. Olacak abi? Emir Kiraz gidiyor. Ha, kimsenin başını belaya sokmak olur mu abi? Gidiyor insanlar, adamlar gidiyor yani. O gelemiyorsa biz gidelim diyorsun. Evet. Ya kapıdan bile giremiyor, güvenlikten giremiyor arkadaşlarımız ya. Böyle mi Düzce'lilik olur? Yazıklar olsun ya. Evet. Mesaj almıştır. Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah olur. Teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, bu akşam Düzce kamuoyunda, Düzce medyasında spor yorumcusu konumunda olan sporla ilgili arkadaşlarımız Hasan Kaya, Mustafa Yıldırım, Cihat Tutkun, Emrah Tuzcu ve Nevzat Cingit'le birlikte bizler Düzce Kulis'te Düzce Spor'u ve Düzce Spor'un geleceğin şampiyonunu konuştuk. Sabaha kadar konuşsak da yeridir ama vakit sınırlı. Bizi izlediğiniz, takip ettiğiniz hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. İyi geceler diliyorum. Düzce Spor bir yaşam biçimidir. Düzce Spor tutkunun karşılığıdır. Düzce Spor heyecan ve azmin hikayesidir. Düzce Spor bu şehri tek çatı altında toplayan, 7'sinden 70'ine, kadınından erkeğine herkesi bir araya getiren en büyük spor kulübüdür. Düzce Spor yurt içi ve yurt dışında yaşayan on binlerce Düzceli'nin futbol sevdasının adıdır. Tüm Düzce sporluları şampiyonluk yolunda olan takımımızı desteklemeye çağırıyoruz. Bizim çağrımız işçisinden patronuna, öğrencisinden esnafına, gencinden emeklisine, tüm kişi ve kurumlara. Özel olarak basılmış hatıra biletini Düzce Spor için satışa çıkardık. Seyircisiz oynanan her maçta belki tribünlerde olamayacaksınız. Ama satın alacağınız hatıra biletiyle Düzce Spor'un her daim yanında olduğunuzu ve kalben desteklediğinizi göstereceksiniz. Sadece 25 TL karşılığında bu özel ve anlamlı hatıra biletine sahip olarak sen de takımının yanında yer alabilirsin. Her 25 TL'lik bilet bir adım daha şampiyonluk demek. Haydi Düzce sporlular. Gün takımımıza sahip çıkma günüdür. Sen de bir hatıra bileti al ve takımına sahip çık. Özel hatıra biletini Düzce Store ve yetkili satış bayilerinden temin edebilir ya da aşağıdaki IBAN ile uzaktan destekte bulunabilirsiniz.